Günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 18 Nisan 2021 günlerden pazar. Dileğimiz her zamanki gibi güzel bir gün olması. Şu an itibariyle bizlere günaydın diyen izleyicilerimiz var. Hemen bir kendilerine günaydın diyeyim. Sizler memleketin neresinden bizlere günaydın diyorsunuz ve ekran karşısındasınız? Ya da memleketin dışından hangi ülkedesiniz ve Türkiye'nin gündemini bizimle birlikte takip ediyorsunuz? Lütfen sosyal medya hesaplarımızdan bizlere ulaşın. Bugün başlığımız ağır yük. Neden ağır yük? Onu da konuşalım istiyoruz. Ama mesela Kuzey Naz şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimizden günaydınlar. Esen Turanlı, Emin Özkul, Kazım Karagöz. Kazım Karagöz bir yandan da hani ağır yük derken sağlık çalışanlarının üzerinde koronavirüs nedeniyle bir ağır yük var ve onlar burada ciddi bir sorumluluk üstlendiler bu virüsle mücadelede. Onların üzerindeki ağır yükü konuşacağız. Bir de vatandaşın üzerinde ekonomik anlamda, vergisel anlamda ağır yük var. Ve vatandaş hani bizim bu omzumuzdaki ağır yükü kim alacak sorusunu soruyor. Ozan Bingöl vergi uzmanı, kendisiyle konuşacağız. Vatandaşın üzerindeki vergi yükü, bu ağır yük acaba hafifler mi? Yine bugün Çalar Saat hafta sonunda konuşacağımız, paylaşacağımız konulardan bir tanesi olacak. Az sonra Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek burada olacak. Türkiye'nin gündemine birlikte bakacağız. Deniz abiyle birlikte Yaşar Kahraman, Rüstem Bey selamlarımızı iletelim sizlere de. Mehmet Erdemli, Hakan Bey puslu bir Antalya sabahından günaydın diyor bizlere. Ankara'da hemen bir Ankara'yı gösterebilir miyiz? Ankara'da yeni güne yağmurla başladı. Ankara'da bugün hava sıcaklığı 18 derece dolaylarında olacak. Ama hem bugün hem de Ankara'nın bulutlu, yağmurlu olacağı bilgisini paylaşalım. Hemen bir yönetmenimiz Hilal'den de rica edeyim. Fox TV'nin İstanbul'daki merkezinden şöyle bir tarihi yarımadaya baktığımızda pencereden İstanbul'da yine bulutlu bir gün olduğunu ve en yüksek hava sıcaklığının 14 derece olacağını paylaşalım. Sokağa çıkma kısıtlamalarının devam ettiğini söyleyelim. Sabah saat 5'te sokağa çıkma kısıtlaması son bulacak. Yaklaşık 19 saat, 20 saat kadar bir süre kaldı. Yine sizlerden gelen mesajları elimden geldiğince bakmaya gayret edeceğim. Şimdi bir haber paylaşalım. Memleket havası diyelim. Memleketin havasıyla da Çalar Saat hafta sonu hızlı bir şekilde başlasın. Lodos baharı yaza çevirdi. Marmara ve Karadeniz dışında Lodos hissedilen sıcaklıkları artırdı. Bugün Lodos etki alanını genişletiyor. Hem pek çok bölgeye sıcak hava taşıyor hem de önüne kattığını uçuruyor. Bugün Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz ve güney kesimleri hariç Doğu Anadolu'da hava yağışlı. Bir yağıp bir açacak. Yağışlar geçiş şeklinde etkili olacak. Akdeniz'le Güney Ege nispeten güneşli ama bulut geçişleri ve yer yer hafif yağış da görülebilir. Kuzey ve İç Ege ile Batı Karadeniz'de sağanak geçişleri görülebilir. Lodos fırtınası ise Ege'de, iç kesimlerde, Karadeniz'de ve Doğu Anadolu'nun kuzey illerinde görülecek. Fırtına uçma, kopma, devrilme riskini ve çöl tozlarını beraberinde getiriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü toz taşınımı uyarısı yaptı. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısıyla Batı Karadeniz'de toz nedeniyle sıkıntı yaşanabilir dedi. Tekirdağ'da sıkıntı çamurla geldi. Adeta gökten çamur yağdı. Lodos tozu getiriyor ama havayı da ısıtıyor. Baca zehirlenmesi riski de artıyor. Dikkat edilmeli. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sıcaklıkların artmasıyla çığ riski de artıyor. Pazartesi Lodos kuvvetini bir kademe düşürse de toz ve risk taşımaya devam edecek. Yağışlar ise özellikle Marmara ve Ege'de bir kademe etkisini artıracak yeni haftaya başlarken. Marmara'nın güneyi ile Ege'nin en kuzeyindeki illerde kuvvetli sağanak görülebilir. Batı ve Orta Karadeniz'de de daha etkili yağışlar bekleniyor. İç Anadolu'da hafif yağış geçişlerinin arasında yine güneş görülecek. Pazartesi günü de yine genellikle Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de etkili, zaman zaman kuvvetli yağışlar görülebilir. Salıdan itibaren ise Marmara ve Karadeniz'den başlayarak tüm yurtta yeni bir soğuk dönem bizi bekliyor olacak. Çorum Sungurlu ilçesi Gökçam köyüne selamlarımızı iletelim. Gökçam köyünden de Elif ve Hüseyin Gökçamlı'ya günaydın diyelim. Memleketin neresindesiniz? İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bu adreslerden bizlere ulaşabilirsiniz. Dün yazmıştı izleyicimiz, bugün bir kez daha yazmış. Bursa'dan yazıyorum bir kez daha. Sokağa çıktım, işte işim bitti, mesai bitti, sokağa çıktım. Yine insanlar sokaklarda, yine insanlar geziyor. Bu nasıl sokağa çıkma kısıtlaması diye soruyor. Şimdi hani izleyicimiz bir rumuz kullanıyor aslında. Ama şunu da söyleyeyim, mesela Ankara'da bugün
fena değil. Hani sokaklar oldukça sakin gözüküyor. Belki de bu saat itibariyledir. Pazar günü gerekçesiyledir. Kubilay Göktaş, sizlere de günaydınlarımızı iletelim. Gaziantep'ten günaydın diyor Hatice Hanım. Ağır yük başlığı altında pandemi bahanesiyle getirilen zamlar, bu zamlar altında yaşayabilmek çok ama çok zor diyor. Ve bir izleyicimiz de, bu arada Nehir Akyüz, bizi takip eden bir izleyicimiz, Kenan Gündoğdu, gündemi bizimle takip alan bir izleyicimiz. Ve bir izleyicimiz de Ahmet Aslan da diyor ki, ağır yük başlığı altında, hem de nasıl bir ağır yük var üzerimizde. İlaç, gübre, mazot çok pahalı, çiftçi perişan, Mersin Tepeköy'den bizlere günaydınlarını iletiyor. Şimdi bu haberlerin hepsine bakacağız. Çok güzel bir haber var, gurur duyduğumuz bir haber var. Şampiyonlarımız ve altın madalyalı sporcularımız, hemen onları paylaşalım istiyoruz sizlerle. Sümeyye Boyacı, önce Sümeyye'den bahsedelim ekranlara. Önce tamam, peki Vedat Albayrak'tan Hilal, Vedat Albayrak'ı seçtiyse peki Vedat'tan başlayalım. Vedat Albayrak altın madalyayı Portekiz'de düzenlenen Avrupa Büyükler Judo Şampiyonası'nda 81 kiloda mücadele ederken kazandı. Vedat Albayrak bizi gururlandırdı ve yine Sümeyye Boyacı, zaten Sümeyye bunu hep yapıyor. İtalya'da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Seriler Yarışları'nda Sümeyye Boyacı 50 metre sırt üstünde birinci oldu. Bütün Türkiye sosyal medyadan hem Sümeyye'yi kutladı hem de Vedat'ı, Vedat Albayrak'ı kutladı. Bizler de yeni güne bu kadar enerjik başlıyorsak aslında onların sayesinde, teşekkür ediyoruz sporcularımıza. Bu haberlerin, bu güzel haberlerin daha da çoğalarak gelmesini istiyoruz. Beklentimiz, temennimiz bu. Gelelim Hürriyet Gazetesi. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti tam sağ pres. Tüm şehirlerde denetimler en üst seviyeye çıkarıldı. Hafta sonu yasağında tablo bir anda tersine döndü. Caddeler, meydanlar, sahiller aylar sonra ilk kez dün ıssız kaldı. Şimdi o fotoğraflara bir girelim. Önceki hafta ve bu hafta tablo neymiş onu gösteriyor aslında Hürriyet Gazetesi. Yani sokakların biraz daha sakinleştiğini söylüyor. Alınan tedbirlerin önümüzdeki günlerde olumlu sonuçlar verebileceğini aslında söylüyor. Öyle olacak mı, olmayacak mı? Bizler de tabii ki bunun takipçisi olacağız ve sizlerle paylaşacağız. Ama hani bir yandan bu tedbirler alınırken diğer yandan da mutfak dolabından çıkan insanları bizler görmeye devam ediyoruz. Yani bir tarafta tedbirlere dikkat edenler, diğer tarafta ısrarla uymuyorum diyenler, hatta kimliksiz sokağa çıkanlar, polisleri zor durumda bırakanlar, onları da yine konuşmamız gerekiyor. Yani mutfak dolabına, işte o dolapların altına, lavaboların altına saklananlar, polislerden kaçmaya çalışanlar, ya bunlara ne gerek var? Oturun evinizde ve ciddi bir tabloyla karşı karşıyayız. Neden böyle bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu az sonra Gazete Pencere'den okuyacağım bir haberle aslında göstereceğim sizlere. Şimdi bir düne gidelim. Sokaklar, caddeler nasıldı? Aktaralım. Çok kalabalık oluyor ve insanlar biraz da suistimal ediyor. Bugün çok iyi, bugün bomboş. 81 ilin tamamında uygulanıyor sokağa çıkma yasağı. İstanbul uzun zamandır olmadığı kadar sakindi. Salgının ulaştığı bu son tablo belli ki tedbirlerin önemini hatırlattı. Daha kalabalıktı. Geçen hafta da dedim ki bu ne ya, normal gün gibi. Bu hafta çok iyi yani. Normal böyle olursa iyi. Ölümlerin fazlalaşmasından dolayı da olabilir. Artan koronavirüs vakalarının etkisi ve havanın yağışlı olması sebebiyle İstanbul bugün daha sakin. Daha önceki sokağa çıkma yasaklarındaki o kalabalık görüntüler yerini sessizliğe bıraktı. Geçen haftaya göre biraz daha az. Bence uyuluyor gibi geliyor. Artık herkes ciddiyetinde. Kısmi kapanma kararıyla Ramazan ayı boyunca bütün illerde hem cumartesi hem de pazar sokak kısıtlaması uygulanıyor. Denetimler sıklaştırıldı. 21 bin jandarma ve polis görev başındaydı. Kısmi kısıtlama dönemine girmiş bulunmaktayız. Sokağa çıkma yasağına rağmen toplu taşıma araçlarıyla şehirler arası seyahat serbest. İstanbul'da jandarma ekipleri de bu nedenle şehirler arası yolculuk yapan otobüsleri denetledi. O araçlarda %50 kuralı yok. Tüm koltuklar doluydu. Jandarma ise yolculara otobüsten iner inmez evlerine gitmeleri uyarısında bulundu. Bugün ve yarın sokağa çıkma kısıtlaması devam etmekte. Lütfen varacağınız yere ulaştığınızda ilgili arkadaşlara mutlaka biletlerinizi gösterin ve direkt evinize geçin. İstanbul'un turistik merkezleri, özellikle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi sokağa çıkma kısıtlamalarında bile normal bir günden farksız oluyordu. İşte bu yoğunluğun önlenebilmesi için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu denetimlerin arttırılacağını açıkladı. Pasaportunu gösteriyor elbet. Başım üzerine pasaportum var. Pasaportum var diye
turist kılığında, imkanında bunu istismar edeceksiniz. Buna da müsaade edeceksiniz. Elimde böyle bir yetki var. Acımam da. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu oturma izni olanların da pasaportlarıyla dışarıda gezdiklerini söyledi. O izni iptal ederim dedi. Turistlere sağlanan muafiyeti kötüye kullananlara müsaade edilmeyeceğini açıkladı. Yurt dışından geliyoruz da o yüzden. Çift pasaport sahibi misiniz? Hayır, Türk vatandaşıyım ama Avusturya kimliğim var. O yüzden yani. Sokağa çıkma yasağı olduğunu biliyorsunuz. Ya biliyoruz ama hani gurbet evlerdeyiz. Burada da dışarı çıkmak istiyoruz ister istemez. Yani vatana gelmişiz. Meltem Hanım, günaydınlar. Deniz Bey'i merak ettik diyor. Vallahi ben de merak ettim. Bilal abi geldi mi Deniz abi? Heh, tamam, daha henüz gelmemiş. Zaten evi de yakın şimdi bakmıştır. Televizyonu açmıştır. İlker ne giydi? Pişti olmayalım diye üzerine başka bir süveter seçmiştir. Az sonra yanımızda olur. Bir İstanbul havası aldı geldi. İstanbul'da durum nasılmış? Bir kendisine sorarız Meltem Hanım. Neslihan Hanım, günaydın. O kadar haklısınız ki. Çocuklarının isteklerini alamamanın altında ezilmekten yoruldum ve bundan daha ağır bir şey olamaz diyor. Umut Önser, tam 5 ay önce vakalar arttı diye ilk olarak restoranlar ve canlı müziği iptal ettiler ve bu 5 ay içinde müzisyenlere devletimizin yaptığı yardımlar sadece 2 aydır verilen 1000 liralık yardım. Bizler de ağır bir yükün altındayız diyor. Bu konuyla ilgili bir haber seçmiştim. Hilal, sana zahmet, şimdi Korkusuz Gazetesi'ni hazır Umut Bey bize hatırlatmış. Korkusuz Gazetesi'nden o haberi okuyalım o zaman. Çünkü burada da ciddi bir haklılık var. Müzisyenin isyanı. Salgın yüzünden işsiz kalan Ankaralı müzisyen Bayram Atalay feryat etti. Atalay, açlıktan yavaş yavaş ölüyoruz. Allah rızası için yardım edin dedi. Salgından en çok etkilenen kesimlerden birisi de müzik sektörü oldu. Bir çocuk babası müzisyen Bayram Atalay. Borçlarım birikti, artık dayanacak gücüm kalmadı, açız diye haykırdı. İşte müzisyenler, müzisyenlerin yaşadıkları, bir yandan restoranlar, restoranlarda olup bitenler, hepsini bugün birlikte konuşalım istiyoruz ağır yük başlığı altında. Hürriyet gazetesine geri dönecek olursak, Büyük Türkiye Özal'ın hedefiydi. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenle, özür dilerim, dün mezarı başında anıldı. Hemen düne gidelim Hilal, hemen bir düne gidelim ve Özal'ın anma töreninde kurulan cümlelere birlikte bakalım. Bomboş bir dünyada yaşıyorum 28 senedir. O olmayınca benim için her şey boş. Hiçbir şeyin değeri yok, kıymeti yok. Eşinin yokluğunu böyle tarif etti Semra Özal. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın vefatının 28. yılında düzenlenen anma törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan, merhum Cumhurbaşkanı Özal için Kur'an-ı Kerim okudu. "28 yıl önce yaşamını yitirdi 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal. Her yıl olduğu gibi bu yılda anıt mezarında anma töreni düzenlendi. Salgın önlemleri eşliğinde bir araya geldi sevenleri ve siyasiler. Törene Turgut Özal'ın eşi Semra Özal, çocukları Ahmet, Efe, Zeynep Özal'la torunlarının yanı sıra çalışma arkadaşları da katıldı. Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığı döneminde baş danışmanı olan Engin Güner de anma mesajında Özal'ın dış politikaya katkısına vurgu yaptı. Avrupa Birliği'ne tam üyelik müracaatı da onun zamanında yapılmıştı. Dış politikada Türkiye'nin yıldızı parlamış, tüm ülkelerle yakın, sıcak dostluk ilişkileri geliştirilmişti. Bu konuda Özal, ülkeler arasında kalıcı dostlukların ancak ekonomik işbirliklerini geliştirmekle mümkün olacağını vurgular ve bu doğrultuda adımlar atardı. Dış dünyada büyük saygınlığı vardı. Anma törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy eşlik etti. Turgut Özal vefatının 28. yılında dualarla böyle anıldı. Rüya Hanım günaydınlar. Rüya Hanım bir öğretmen ve şunu söylüyor. 4. sınıf öğretmeni olarak öğrencilerimle yüz yüze olamamak, onlara sarılıp onları öpememek benim için çok büyük ağır yük. Benim omzuma büyük bir yük yüklüyor diyor öğretmenimiz. Öğretmenlerimiz yaşadığı durumda bu. Şimdi Milliyet Gazetesi diyelim. Bu aşılar tek silah. Manşet Milliyet Gazetesi'nde. Aşı karşıtlarına seslenen hekim vekiller, virüse karşı elimizdeki tek silah aşı yaptırmıyorum deme hakkımız yok. Çünkü hani bu aşıyı yaptırdığınızda kendinizi koruyorsunuz, etrafınızı koruyorsunuz, toplumu koruyorsunuz. Ama bir yandan da mesela Esin Davutoğlu Şenol, mesela Mehmet Ceyhan Hoca ve burada ağırlıyoruz kendilerini.
onlara karşı bizim bir vefa borcumuz da var diye düşünüyorum ben. Onların öğretmeye çalıştıkları, dikkat çektiği konular, hani ne söylüyorlarsa aslında biz bununla karşı karşıya kalıyoruz. Uyarıyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Ama sosyal medya üzerinden de bazı kesimler tarafından, ama böyle tek düğmeye basılmış ve harekete geçmiş kesimler tarafından ciddi bir şekilde eleştiri bombardımanında tutuluyorlar. Bilinçli olarak. Yani bu virüs aslında yok. Biz bu virüsün doğru olduğuna inanmıyoruz. Maske takmayacağız, aşı da olmayacağız diye bir kesim var. Ve bu hocalarımızı, bizi bilinçlendirmeye, toplumu bilinçlendirmeye çalışan hocalarımızı hedef almaya devam ediyorlar. Burada kalpsizlik yapıyorlar, vicdansızlık yapıyorlar. Çünkü hastanelerde, o koridorlarda, yoğun bakımlarda hem hocalarımız, hem sağlık çalışanları, hem de hastanede görev yapan herkes, güvenliğine kadar herkes ciddi bir tehdit altında. Tüm bunlara rağmen onlar çalışmalarına, mesailerine devam ediyor. Haklarını, özlük haklarını istemelerine rağmen ve hala erişememiş olmalarına rağmen çalışmalarına devam ediyor. Sağlık çalışanlarına haksızlık etme lüksümüzün olmadığını düşünüyoruz ve üzerlerindeki ağır yükün herkes tarafından da anlaşılmasını istiyoruz. Bir yandan da sağlık çalışanlarına o şiddet olayları, onları da kınıyoruz. Bu aşılar, tek silah, aşı konusunda hani birazdan yerli aşıyla ilgili bir bakan nasıl örnek olmak adına adım attı, onu paylaşacağız. Hani aşı önemli ama maske, mesafe, hijyen, bunlar da önemli. Devletin aldığı kurallar, onlar da önemli. Mesela cenaze törenleri, cenaze törenlerinde kalabalık olunmaması gerekliliği. Bunu hatırlatan, bunu anlatan Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileri ya da işte hükümetle yönetenler. Ama bakıyorsunuz onların cenazeleri ve karşı karşıya kalmış olduğumuz tablo. Hilal, bir Milliyet Gazetesi'ne gelir misin? Milliyet Gazetesi'nde bakın bir haberi göstermek istiyorum sizlere. Galatasaray bu arada Aslan Kerem'le güldü, 3-1 kazandı Göztepe karşısında. O haberi de paylaşalım. Bir asırlık ömür, 30 kişilik tören. Bakın İngiltere prense veda etti, Prens Philip'e veda etti. 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip dün son yolculuğuna uğurlandı. Elbette 69 yıldır tahtta olan Kraliçe Elizabeth 73 yıllık eşine sadece 30 kişinin katılabildiği maskeli, sosyal mesafeli bir cenaze töreniyle veda etmek istemezdi. Ama Covid-19 kurallarına kraliyet ailesi de uymak zorundaydı. Örnek olmak için kraliyet ailesi o bir asırlık ömrü Prens Philip'i 30 kişilik bir cenazeyle uğurladı. Türkiye'de öyle oluyor mu? Türkiye'de mesela öyle olmadı. Sonrasında da özür dilendi. Kraliçe 2. Elizabeth 73 yıllık eşi Prens Philip'e veda etti. İngiltere'de 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip'in cenaze töreni salgının gölgesinde gerçekleşti. Windsor Kalesi'nde sosyal mesafe kurallarının uygulandığı törene 30 aile yakını katıldı. Konuklar kilisede maske taktı. Kraliçe 2. Elizabeth töreni tek başına izledi. Tören Prens Philip'in tabutunun şapelden çıkartılmasıyla başladı. Tabutun üzerinde prensin donanma şapkası ve kılıcı yer aldı. Prens Philip'in naaşı kendi tasarladığı özel araçla taşındı. St. George's Kilisesi'ne giden araca kraliyet ailesi yürüyerek eşlik etti. Aralarının açık olduğu bilinen Prens William ve Prens Harry yan yana yürümedi. İki kardeşin arasında kuzenleri vardı. Kraliçe Elizabeth ise kiliseye araçla gitti. Kilisedeki törenin ardından Prens Philip'in naaşı kraliyet layitine konuldu. Tören öncesi ise üniforma krizi yaşandı. Tahttan feragat eden Prens Harry ve kraliyet görevlerinden ayrılan Prens Andrew'un askeri üniforma giymemesi için yeni çözüm bulundu. Hanedan üyeleri kraliçenin isteği üzerine cenazeye sivil kıyafetlerle katıldı. Akşam gazetesi manşeti, aşılamada 20 milyonu geçtik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Şimdi hani az önce söylemiştim, yerli aşı ile ilgili bir bakan, onun atmış olduğu adım Akşam gazetesinde yer alıyor. İlk gönüllü bakan Varank yerli aşıda faz 1 başlıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli aşıda ilk fazda gönüllü oldu ve birinci dozu yaptırdı. Hemen hani hem Sayın Bakan bu haberi paylaşalım, hem de ülkemiz için şifa olsun
dileriz. Hani burada bir başarıya da ulaşmış oluruz. Akşam gazetesinin manşetini paylaştık. Hemen aşağıda Hilal, istersen haberin gazetenin eteğinde onu da göstermiş olalım. ODTÜ Bilkent işbirliğiyle üretilen aşıyı Ankara Onkoloji Hastanesi'nde yaptıran Mustafa Varank, bugün taburcu edilecek, 21 gün sonra ikinci doz verilecek. Haziranda faz 2'ye, Ağustos'ta faz 3'e geçmesi beklenen yerli aşı dünyada 4. aşı oldu. Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı adayları listesinde de yer alıyor. Çok önemli bir çalışma, hem ODTÜ hem de Bilkent işbirliğiyle yapılıyor ve bir bakan da bu aşıda faz 1, faz 2, faz 3 çalışmalarında gönüllü oldu. Hemen bilgisini paylaşalım. Türkiye yerli aşıya hazırlanıyor. Faz 1 aşamasının son gönüllülerinden biri de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank oldu. Normalde bu çalışmalar 27 Mart'ta başladı. 36 gönüllüyle başladı. Biz de artı 2 Hasan Mandal hocamızla beraber biraz ısrarlı bir şekilde bu çalışmaya katılmış olduk. TÜBİTAK COVID-19 Türkiye platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşıda 27 Mart'ta insan denemelerine geçilmişti. Faz 1 aşamasında 36 gönüllünün aşılaması tamamlandı. Son dozların talibi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve TÜBİTAK Başkanı Profesör Doktor Hasan Mandal oldu. COVID-19 Türkiye platformu olarak hocalarımızı toplamıştık. O gün biz Hasan Hoca'yla söz verdik. Dedik ki yeter ki bilim insanlarımız bu aşıyı üretme noktasına gelsin. Sizinle beraber biz de gönüllü oluruz. İşte bugün o gönüllülük sözümüzü yerine getiriyoruz. VLP yani virüs benzeri parçacıklara dayalı aşı adayı ODTÜ'den Profesör Doktor Mayda Gürsel ve Bilkent Üniversitesi'nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi sonucu geliştirildi. İnsan denemeleri 18+18'lik biri düşük, diğeri yüksek doz olmak üzere iki gruba uygulanıyor. Her iki grubun 6'sı plasebo, yani içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan enjeksiyonlardan oluşuyor. VLP aşısı yani virüs benzeri parçacıklar aşısı dünyada çok inovatif kabul edilen bir aşı türü. Aşı adayımız virüsün 4 proteinini de dikkate alarak tasarlanmış bir aşı adayı. Aynı zamanda aşılarda kullanılan aşının etkinliğini arttıran adjuvanlar var. Aşının faz 2'si İngiliz varyantına da uygun. Bakan Varank yeterli gönüllü bulunabilir ve faz 3 çalışmaları tamamlanabilirse sene sonunda yerli ve milli aşıya kavuşacağımızı söyledi. Aşılama vaktiniz geldiyse, aşıya adaysanız lütfen Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları kendinize yaptırın. Ama yerli aşı çalışmalarında da gönüllü olmak istiyorsanız lütfen çekinmeyin. COVID-19 Türkiye platformu kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen 7 aşı adayımız var. İnşallah gelecek haftadan itibaren de diğer aşı adayımız inaktif aşı adayı. O da başlayacak Ankara Hastanesi'nin şehir hastanemizde. Hemen şimdi Ankara'dan bir haber paylaşalım ve misafirimiz, konuğumuz Deniz Zeyrek gelmiş. Onu da ekranlarınıza getirelim. Hayalisiniz, tehlikeli bir yaşınız. Kepçeye müdahale ettim, dedim ki bakın göçüyor dedim. Bir şey olmaz abi dedim. Duvarlar etraf yarıldı. Duvara kadar yarılmıştı. Şu an millet görüyorsun, tahliye oldu. Faciaya ramak kalan anlarından biri daha yaşandı Ankara'da. Çankaya ilçesi Çamlıtepe mahallesindeki 3 katlı 10 daireli saadet apartmanı bitişiğindeki inşaatın temel kazısında yaşanan toprak kayması nedeniyle tahliye edildi. Birkaç gün buraya bir polis girilmez diye barikat çektiler ama 2 gün sonra aynı şekilde inşaat devam etti. Burası Grova, kaya zemin var, bir sıkıntı yok. Üst taraftan gelen bir noktada yaşanmış. Ne etrafındaki binaların temelini etkilemiyor, ne temelde kayma var, ne binada kayma var, ne kolon kirişte bir sıkıntı var. Yani en ufak bir sıkıntı yok. Müteahhit arkadaşa 12 Nisan'da tebligat yapıp hızlı bir şekilde imalatını istemişiz. Artık gördüğünüz gibi işim resmen belediye olarak da başına gelip imalatı bir fiil yaptırıyoruz. Arka binada da herhangi bir sıkıntı yok. Geçtiğimiz hafta sonu da inşaat temelindeki hatalı kazı çalışması nedeniyle Çankaya'da 21 bina boşaltılmış, istinat duvarı çökmesinden etkilenen Açeli Apartmanı yıkılmıştı. Bu kez de bir başka sokakta 3 hafta önce istinat duvarı yapılmadan başlanan inşaatın temel kazısında yaşanan toprak kayması yürekleri ağza getirdi. Geliyorlar, binada dikey çatlak yokmuş, bir şey yok kardeşim.
Burada can yatıyor ya. Toprak kayması nedeniyle 10 daireli bir apartman tahliye edildi. Apartman sakinleri öfkeliydi. Çünkü iddialarına göre toprak kayması son bir haftadır yaşanıyordu ama önlemler alınmamıştı. Gece yarısı büyük bir gürültüyle tüm mahalle sokağa döküldü. Hastası, yaşlısı olanlar büyük tepki gösterdi. Oğlum COVID'li, eşim de kaymasından dolayı evde kalıyorlardı. Nereye götüreceğimi bilmiyorum. Bir ev ayarlayıp inşallah bulursak götürdük. Bulmazsak arabada duracaklar. Aramadım, yer kalmadı. Bütün bina sakinleri sokakta şu anda. Müteahhit nerede? Evinde. Neden arkasında sağlam insanlar varmış? Belediyemizin de bunları denetlemesi lazım. Temeli etkilemeyen ufak bir gelme oldu. Ne temelde kayma var, ne binada kayma var, ne kolon kirişte bir sıkıntı var. Yani en ufak bir sıkıntı yok. Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen, belediye görevlilerinin tahliye edilen apartmanda inceleme yaptığını, ancak bir sorun olmadığını, yıkım riski taşımadığını söyledi. Geri dönebilirler ama dediğim gibi geçen hafta yaşanan olaydan sonra vatandaşlarımız tedirgin oluyorlar. Onlara da hak veriyoruz, yani bir şey söyleyemiyoruz. İsteyenleri biz misafir edeceğiz. Ama aldığımız raporda, kendi tetkiklerimizde herhangi bir sıkıntı yok. Aylin Hanım, günaydınlar. Belçika'ya da selamlarımızı iletelim. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek. Deniz abi şu anda yanımda, görmüş olduğunuz üzere. Hiç de pişti olmamışız. Deniz abi sabah erkenden kalkmış. İlker ne giymiş? Bir bakayım da pişti olmayayım demiş. Sonra da abi hoş geldin. Ne renk o? İlker seni lacivert zannettim ben, değil mi? Üstü bunu lacivert mi zannettin? Evet, Deniz abi yükseklikten korkuyordu. Şimdi de renk körlüğü başladı. Estağfurullah. Abi şimdi izleyicilerimiz, bugün başlığımız ağır yük. Bu başlık altında konuşuyoruz izleyicilerimizle. Hani hem ekonomi üzerimizdeki ağır yük, hem koronavirüs nedeniyle üzerimizdeki ağır yük, sanatçılar, esnaf, garsonlar, bunların hepsini konuşalım. Sonrasında böyle hani bu hafta siyasete damga vurmuş olan konular var, konuşalım. Sabah gazetesi 2021 şahlanış yılı olacak, Cumhurbaşkanı İnşallah. Erdoğan'ın açıklamaları. Bunu da konuşalım ama İstanbul nasıldı, oradan başlayalım. Valla ben korktuğum için çok çıkmadım. Yani otele gittim, yayına gittim, otele döndüm, sonra da Ankara'ya geldim. Şöyle bir boğaz havası hiç aldın sıfır. Mı? Yok, almadın. Sıfır. Yani sen bizi korkuttun, dedin ki Türkiye'nin Wuhan'ına gidiyorsun. Ama değil mi? Öyle işte, ben de onun için başımı çıkarmadım yani. Yani uyarı görevini orada da üstlendim. Evet. Seni de uyarmak istedim. Ben de seni dinlediğim için. Çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta gidecek misin? Gideceğim. Belki tamam, de gene buradan yaparız tedbirli. Gerçi. Belki evet, olabilir. Biliyorsun 23 Nisan haftasındayız. Çok sıkı tedbirler alındı. Belki önümüzdeki haftaya kadar bu 60 binden yok, 10 binlere İlker, düşer. İlker dün biliyorsun yasak günüydü. Evet. Nasıldı abi her yer? Yani trafik vardı. Ankara'da da vardı, İstanbul'da da vardı yani. Ben anlamadım nasıl bir... Şimdi fena değildi ama. Daha uyanmamıştır halkımız. Birazdan. Şimdi hani böyle aşı pasaportu konuşuluyor ya. Hani vatandaşların da bir pasaportu var. O market poşetleri. Market poşetini alan onu evet. Pasaport belli, şöyle güzel bir alın. Gerçi açık havada da yürüyenler, açık havada da bir şey yok abi. Biraz nefes almak gerekiyor. Bir şey diyeceğim. Yürüyenleri anormal karşılamıyorum. Ben de. Yani açık havada, uzakta insanlardan, hatta maske bile bence gereksiz ben olabilir. Ben şeyi garipsiyorum. Mesela yürüyorlar. Böyle mikrofon uzatıldığında işte görüyorsunuz her yer kalabalık diyor. Araba orada trafiği var araba. Yani bildiğin araba trafiği var yani. O zaman Hilal'den ben bir haber var, onu rica edeyim. Özdur'un yakaladığı detaylar var akşamla. Şimdi mesela hani sokağa çıkmak yasak ama tedbirlere uymayanlar var Deniz abi. Mutfak dolabının altından insanlar çıktı yine. Evet. Başka görüntüler de var memleketten. Bir izleyelim, öyle devam edelim. Buyurun efendim. Bir şahsın mutfak dolabının içerisinde saklandığı görülmüş. Takibe çıkmış. Bu kadarı da pes dedirtti. Kumar uğruna deldikleri sokağa çıkma yasağı nedeniyle polis baskın yapınca mutfak dolabına, lavabonun altına sığıverdi. Mutfak dolabının içerisinde saklandığı görülmüş. Antalya'da polis kumar oynandığı şüphesiyle bir eve baskın yaptı. 17 kişinin yakalandığı baskında polisin karşısına işte bu manzara çıktı. Ama bu kaçış çabası da nafileydi. Polis 17 kişiye yaklaşık 75 bin lira idari para cezası uyguladı. Antalya'da sokaklar da hareketliydi. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden iki şahıs önce kaçtı, yakalanınca da ortalığı birbirine kattı. Polis ekipleriyle aralarında uzun süre gerginlik yaşandı.
Kepez ilçesinde uygulama yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobilli 4 kişi kaçmaya başladı. Kaçan şüphelilerin aracını terk edilmiş halde bulan ekipler çevrede yaptıkları aramada 4 kişiden ikisini yakaladı. Çağızlar ceza yememek için ekiplere direnince polisle aralarında uzun süre gerginlik yaşandı. Olay yerine aileleri de gelince tartışma büyüdü. Ortalığı birbirine katan şahıslar kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da sataştı. Aracın sürücüsü olduğu tespit edilen Ahmet Ağa'nın ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Ahmet Ağa aracı kendisinin kullandığını reddetti. Şahıslara yaklaşık 12 bin lira ceza kesildi. Tüm bunlar yaşanırken mahalleli çoluk çocuk sokağa döküldü. Yaşanan gerginliği film gibi ve maalesef sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak izledi. Konya'da da daha önce mühürlenen eğlence mekanına baskın yapan polis tam 53 kişiyi yakaladı. Zaten usulsüz çalıştırma gerekçesiyle mühürlenen gece kulübü mühür kırılarak üstelik de yasağa rağmen açılmıştı. Yakalanan 53 kişi de cezadan kaçamadı. Mekan yeniden mühürlendi. Görüntüler böyle Deniz abi. Acaba tesisatçı mıyım? Tesisatçıyım mı dedi. Onlarla ilgili acaba bir muafiyet var mı? Bir bakalım vardır, işleri bakalım. Yani belki denemiş olabilir onu. Yani evde bir bozukluk varsa ne yapacaksın tesisatçı? Çalışacak mecburen yani. O da girmiş elinden geleni yapmış. Yapmış. Fazla girmiş ama. Ama nasıl kapatmış üzerinde kapakları? Neyse geçmiş olsun. Ama yani işte hani böyle kumar oynamak için çıkmışlar. Hani 12 bin lira da kaybedilmiş orada. Evet evet. Öteki de ya yani. Ya değer mi? Abi sağlığınız gecenin, bir tarafta. Gecenin bir vaktinde ne işin var senin sokakta? Bir de oruç tutuyorum falan diyor. Ne iftar bayılmış saati. Olabilirim diyor. Ne alakası var diyor. Oruç tuttuğum için dışarıdayım. Ne alakası var? Bayılmış olabilirim diyor. Uyur gezer olabilir. Şimdi Deniz abi 3 başlık seçtim. Hani konuşalım evet. Diye. Bir insan kaçakçılığı. Diğeri 128 milyar dolar nerede muhalefetin sorduğu. Bir de amirallere takılan o elektronik kelepçe. Evet. Şimdi ilk başlıkla başlayalım. İnsan kaçakçılığı. Hani bu çok çok konuşuluyor, tartışılıyor. İstersen önce haberi izleyelim. Sonra da ben senin yorumunu alayım. Devlet pasaportuyla insan kaçakçılığı. Resmi gri pasaportu. Hemen bir Hilal, o zaman verelim haberimizi. Devam edelim. Bütün AK Partili belediyede insan kaçakçılığı yapılmış, resmi devletin eliyle devletin pasaportu kullanılarak hala işlem yapmıyorsun. AK Partili bazı belediyeler eliyle hizmet pasaportu alarak yüzlerce kişinin Almanya'ya gidip bir daha dönmediği iddia olmaktan çıktı. İçişleri Bakanlığı sadece Malatya'da vali yardımcısı ve 3 kamu görevlisinin görevden alındığını açıkladı. Belediyelerin hizmet pasaportu alım uygulamasının durdurulduğunu, CHP belediye başkanları ile ilgili niye işlem yapılmıyor diye soruyor. Yolsuzluğu ortaya çıkarmış insanlara ceza vereceğine hizmet pasaportunu iptal ediyorsun. İnsanlarımız çoğu zaman iş, aş bulmak için Avrupa'ya, Amerika'ya gitmek zorunda kalırdı. Bugün bu tablo büyük oranda tersine döndü. Vatandaş işsiz güçsüz dedik, buradan giderler iş güç sahibi olurlar. Bana makul geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Avrupa'ya çalışmaya giden yok dedi ama Malatya Yeşil Yurt'la başlayan skandal büyüyor. Elazığ'ın AK Partili Akçakiraz Belediye Başkanı da Almanya'daki sözde bir iş adamının daveti ve bir dernekle imzalanan protokolle 20 kişiyi Almanya'ya gönderdiklerini, 17 kişinin dönmediğini itiraf etti. Hatta Almanya'ya seyahat karşılığında belediyeye kamyon alındığını da. Evet, bir araç aldılar, bir kamyon 100 bin lira ikinci el. Ya kardeşim, burada açıkça belediye başkanı diyor ki evet para aldım diyor. Ey İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, belediye başkanları tarafından itiraf edilmiş insan kaçakçılığı suçu var, bir işlem yapmıyorsun. Belediyelerin bir takım dernekler vasıtasıyla yurt dışına hususi damgalı pasaport çıkartmak suretiyle götürdüklerine ve bu insanların orada dönüş yapmadıklarına şahit oldum. Elazığ valisi skandalın sadece Akçakiraz'da sınırlı olmadığını söyledi. Soruşturmaların sürdüğünü. Şanlıurfa'nın AK Partili belediyesi Ceylanpınar'da da 37 kişinin benzer bir gezi kapsamında hizmet pasaportu alabilmesi için belediye meclis kararı alındığı ortaya çıktı. Başkan haberim yok savunması yaptı. Benim olmadığım bir zaman meclisin böyle bir karar aldığını belgelerden öğrendim. Bu konuda duyumum da olmadı. İnsanlar gelmediği halde hizmet pasaportları
devlete, Malatya valiliğine iade edilmiş 43 kişinin. Elazığ'da iade edilmiş. Belediyeler bu işi organize etmiş ya da oyuna getirilmişse bunu bir gaflet olarak değerlendiririm. Bu işin içerisinde para var, para. Bir insan kaçakçılığı var. Belediye başkanlarının parmağı olduğu kesin. Bir AK Parti organizasyonu var. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, belediyelerin yurt dışına insan gidişinin önünü açan gezileri için gaflet diyor. CHP organize iş insan kaçakçılığı ve bu organizasyonlarda imzası olan AK Partili belediye başkanları hakkında soruşturma açılmasını istiyor. Bu işin göbeğinde AK Parti var. AK Parti belediyeleri var. Ey Süleyman Soylu, insan kaçakçılığı konusunda AKP'li belediyeler konusunda ne düşünüyorsun? Denizler, şimdi burada bir kanuni boşluktan söz ediliyor. Genelde bu olayların yaz aylarında olduğu söyleniyor. Çünkü fuarlar, festivaller, sosyal etkinlikler yaz aylarında 10-15 senedir de varmış. Şimdi Veli Ağbaba bu işin içinde para var diyor. Tabii, ama tabii. Dönüp baktığımızda para yerine kamyon da olduğunu gördük. Yok. Şimdi bu kişiler çalışmaya mı gitti? Neden gitti? Resmi pasaportta nasıl gidebiliyorlar? Sendeki bilgiler nedir? Ya şimdi ben hepsine baktım. Yani bütün bu şu ana kadar tespit edilenlere baktım. Hepsi aynı. Bir dernek var. Almanya'da şeyi var. Türkiye'de bazı yerlerde var. O dernek işte Almanya'da bazı etkinlikleri Türkiye'den belediyeleri dahil etme paravanını kullanıyor. Bu çerçevede de belediye meclisleri toplanıyor. Gri pasaport, gideceklere gri pasaport verilmesini kararlaştırıyor. Gideceklerin listesini o dernek belirliyor. Anladığım kadarıyla da kişi başı 7000 euro civarında para alıyor. Yani, kamyon değil yani para. Belediye almıyor. Şirket. Ha, şirket alıyor. O aracı şirket. Şirket vatandaştan alıyor. Yani diyelim evet. 30 kişinin ismini veriyor. Onlara gri pasaport çıkarıyor. Oradan o kişilerden 7'şer bin euro para alıyor. Sonra bu gri pasaport biliyorsun yeşil pasaport ve gri pasaport Schengen ülkelerine vizesiz giriş yapabiliyor. Evet. Dolayısıyla da Almanya'ya herhangi bir vize almadan gidebiliyorlar. Zaten filmdeki gibi yani Almanya'ya otobüsle götürüyorlar, bırakıyorlar, sonrasına karışmıyorlar. Biz pasaportları toplayıp getirip geri teslim ediyorlar. Biliyorsun gri pasaport geçici bir pasaport. Evet. Yani ömür boyu sende kalmıyor. Görevinde kullanıyorsun, getirip iade ediyorsun. Şimdi Veli Ağbaba'nın dediği şey o pasaportlar geri getiriliyor. Burada bildiğin devletin pasaportu kullanılarak Almanya'ya yasa dışı göç organize ediliyor. Buna da belediyeler aracı olarak kullanılıyor. Bu kadar net bir durum var. Ben belediye başkanlarının bunu bilmediğini zannetmiyorum. Zaten bir tanesi diyor. Dün mesela Sözcü Gazetesi'nin manşetiydi. Saygı abi konuşmuş. Vallahi billahi bilmiyorum Saygı Bey diyor ya, belediye başkanı. O bilmiyor da mesela Elazığ'daki başkan da diyor ki ya burada diyor Türkiye'nin sırtına yük olacağına diyor. Gitsin Almanya'da yaşasın, para kazansın. Oradan para göndersin, altın göndersin. Memlekete bir faydası olsun. Yani Türkiye'nin sırtındaki yükle ama ne kadar naif düşünmüş. Ağır yük diyorsun ne kadar ya etikette. Türkiye'nin sırtındaki ağır yükü hafifletmeye bugün, çalışan bir... Bugün başlığımıza katkı da vermiş. Evet, belediye başkanı var. Hani çok enteresan, iktidar belediyeleri yapıyor bunu. Ve hani hep diyorlar ya Almanya bizi kıskanıyor vesaire. Hani şimdi değişti galiba abi o. Gıptayla bakıyorlara evrildi galiba. Hani kıskanıyorlar. Gıptayla bakıyorlar da ama işte bizim vatandaşlar hala bu tür yöntemler kullanarak oraya kapak atmaya çalışıyorlar. Böyle de bir durum var. Üstelik AK Partili belediyeler falan da buna aracılık ediyor yani. İçişleri Bakanı'ndan bu konuyla ilgili bir açıklama bekliyor muhalefet. Ne yapsın ki İçişleri Bakanı? Yani bu zaten kadar devreye girdi. İşte oradaki görevliler, valilik. Yok yani şunu yap. O aşamada bir şey yapamaz. Şu anda onları cezalandırabilir. Soruşturma başlatabilir vesaire. Yoksa gerçekten o kadar yaygın yapılmış ki böyle bir yöntemi duymadığın sürece de engelleyemezsin. Çünkü ya gerçekten bu işin yani olurunu suistimal etmişler. Yani normalde diyelim diyorsun ya fuar var. Fuara buradan bir halay ekibi gidecek. Halayı çeke çeke. Orada Türkiye'yi temsil edecek diyelim mesela. Yani Türkiye standında halay çekecekler, türkü söyleyecekler. Şimdi bunların vizeyle uğraşmaması için belediye götürüyorsa ya. İnşallah gidince çekiyorlardır o halayı. Türkü falan da söylüyorlardır. Yani gider gitmez dağılmıyorlardır. Bir temsil de olsun ya. O kadar gri pasaport, o kadar çaba var. Hani ben 7 bin dolar verdim bir de halay mı çekeceğim diyorlarsa o da ayrı bir sorun.
onların işte gerçek olanların hakkını böyle suistimal ettikleri için bunu da yakalanana kadar işte anlamazsın, farkına bile varmazsın. Zannedersin ki onlar gerçekten halay çekmeye gidiyor ya da onlar gerçekten bir şeyler üretiyorlar, Türkiye'yi orada temsil edecekler zannediyorsun sen. Yani çünkü gri pasaport o amaçla veriliyor. Çok ciddi bir suistimal var. Yani ben şunu söylüyorum. Ben olsam İçişleri Bakanı'nın yerine AK Partilidir falan diye bakmam. O belediye başkanlarının hepsinin yerine kayyum atarım. Madem HDP'lileri atıyorsunuz, CHP'lileri atıyorsunuz. Öyle değil mi? Yani şeyde Yalova'da, Urla'da, işte Menemen'de CHP'li belediye başkanlarını görevden aldılar değişik gerekçelerle. Bundan daha ağır bir suç olur mu? Devletin pasaportunu gerçekten değersizleştirmişler. Şimdi bundan sonra Almanya, Türkiye'den giden bütün gri pasaportlara şüpheyle baksa. Ki bakar. Ki bakar yani. Ne olacak? Kimin pasaportu zarar görecek? Devlete, resmen devlete... Devletin itibarı. Tabii. Devlete karşı işlenmiş bir suçtur bu. Çifte standartlı değillerse, tamam mı? Etik davranıyorlarsa, İçişleri Bakanı o belediye başkanlarını derhal kayyum ataması lazım. Suç işlemişler. Açıktan ortaya da çıkmış. Deniz abi, şimdi bir molaya gidelim. Yine konuşacağımız başka konular, başlıklar var. Belki sizlerden gelecek olan mesajlar da vardır. Reklam arasında onlara da bakarız. Bir mola, dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha. Devam ediyoruz az sonra. Sabah gazetesi. Sabah gazetesinin manşeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Çalar Saat hafta sonunda şahlana şahlana haberlerimizde aktara aktara devam edeceğiz Deniz abi. Gelen kitaplar var. Onları da göstereyim. Nazlı Eray, Mır Mır Osman, Yarpuz Kokusu Öyküler, Muhlis, Şu Tanrı Kulu, Ayşe Sarı Zeybek, Tek Gerçek Sensin, Gülizar Oğlu Abdullah, Muhlis, Şu Tanrı Kulu'nun bir başka kitabı ve Aysel Çelebi, Yanık Zeliş. Ve Aysel Çelebi de diyor ki kitabında, dünya var olmaya başladı, başlayalı iyi ve kötü olan hep bir arada bulunmuştur. Deniz abi, özür dilerim, hemen böyle kitaplarla araya girdim. Çünkü bir sürü kitap var, sonra gösteremezsem ayıp da olacak diye bu kitapları göstermek istedim. Çok sayıda hani mesaj geliyor, bu insan kaçakçılığı mı, nedir ne değildir diye. Bir de atları hatırlatanlar var. Atlar da kayıpmış, 50 kadar at da kayıp. Onu niye söylemiyorsunuz diyor. Bir iki cümle buna alayım, sonra Merkez Bankası rezervine dönelim. Vallahi inşallah bulurlar en kısa zamanda. Yani ben bu at kayıp dendiği zaman çok ürküyorum yani. Neden? Sofraya gelme ihtimali var yani. Aman abi. Abi bunu yapan, yani vatandaşa gri pasaport verip devletin eliyle, devletten gizli iş yapan adamlar her şeyi yapar yani. Gerçekten. Sen korkmuyor musun? Aklımıza neler neler geliyor. Vallahi korkuyorum ben. Ama Deniz yani, abi 2021 yılı şahlanış yılı olacak. İnşallah. Sabah gazetesinin manşeti. İnşallah. Başkan Erdoğan. Biz yine de fazla şahlanmayalım. Biz sakin gidelim. Sakin gidelim. Tamam. Başkan Erdoğan Hasankeyf 2 köprüsünü açtı. Bizi engellemek isteyenlere ülkemize hep daha büyük eserler kazandırarak cevap verdik. 19 yılda ulaştırma alanında Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdık. Artık ülkemize gelen yabancılar bizim yollarımıza, köprülerimize, havalimanlarımıza gıptayla bakıyor. Ülkemizin batısında ne var? Doğusunda da o olsun diye uğraşıyoruz. Bu hizmetleri terör örgütü ve destekçileriyle takoz muhalefete rağmen hayata geçiriyoruz. Umudunu Türkiye'nin tökezlemesine, kaosa sürüklenmesine bağlayan muhterislere fırsat vermeyiz. 2021 senesini ülkemiz ve milletimiz için bir şahlanış yılına dönüştüreceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları. Bir de kayboldular. Cumhuriyet Halk Partisi 128 milyar dolar kayıp yalanında her geçen gün daha gülünç duruma düşüyor. CHP'nin kara propagandasında, tiyatrosunda son komedi İlhan Kesici vakası oldu. CHP'li Kesici önce 128 milyar dolar kaybolmaz. Her türlü işlemin kaydı var. İnternette Bakan Görür açıklaması yaptı. Partisinden lince uğrayınca kıvırdı. Ben de Kılıçdaroğlu gibi düşünüyorum. 128 milyar dolar kayıp dedi. İlhan Kesici ile ilgili haberleştirilmiş ve ilk sayfadan da okurlarla paylaşılmış. Hemen bir bakalım. 128 milyar dolar nerede tartışması, Merkez Bankası'nın rezervleri, öyle devam edelim. Merkez Bankası döviz kurlarını belli ve sabit bir seviyede tutmak için satış yapmaz. Merkez Bankası isteyen herkese döviz satmak zorunda değildir. Çünkü Merkez Bankası bir döviz büfesi değildir.
21 Şubat 2017'de Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası arasında tesis edilen protokol kapsamında 2017 yılından itibaren ihtiyaç görülen durumlarda kamu bankaları aracılığıyla döviz işlemleri yapılmaya başlanmıştır. Madem 2017 yılındaki protokole dayanarak bu satışları yaptınız, ne kadarını 2017 yılında sattınız, ne kadarını 2018, 19 ve 20'de? Merkez Bankası Başkanı'nın hazineyle yapılan protokolle kamu bankaları üzerinden dövizler satıldığı açıklaması muhalefeti tatmin etmedi. Muhalefet, Merkez Bankası'ndaki 128 milyar dolar rezervin hangi tarihlerde kimlere, hangi kurdan satıldığını soruyor. Bizim istediğimiz Merkez Bankası dövizi hangi tarihte sattı, kaça sattı, kimlere sattı bunları açıklaması. Yüzeysel yapılan bir açıklama toplumu tatmin etmez. Bu kez size evimin mutfağından sesleniyorum. 128 milyar dolar ezberlerini bozdu. CHP lideri Kılıçdaroğlu evinin mutfağından 128 milyar dolar rezervi gündeme getirdi bu kez. İktidar cephesinden gelen farklı açıklamalara dikkat çekti. Muhalefet, hazine müsteşarlığıyla yapılan protokolün de döviz satış işlemlerinin de detaylı açıklanmasını istiyor. Bu döviz satışlarını neden gerek gördünüz? Bu dövizleri kimlere, hangi tarihlerde, hangi fiyatlardan sattınız? Söz konusu döviz işlemleri, işlem platformları üzerinden o günkü piyasa koşulları ve piyasa fiyatları çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Merkez Bankası Başkanı halkımıza şunu mu demek istiyor? Şükredin ki biz hayali ve bedava döviz satışı gerçekleştirmedik. Finansal istikrarın korunması, ödemeler dengesi finansmanı ve döviz arz talep dinamikleri kapsamında işlemler gerçekleştirilmiştir. Döviz kurları da, faizlerde, enflasyonda çok daha yüksek seviyelere çıkmıştır. Şimdi bu döviz rezervlerinin çarçur edilmesi demek değil de nedir Allah aşkına? Muhalefet Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları da 128 milyar dolar nerede sorusuna yanıt değil diyor. Deniz abi, şimdi matematik olunca hem hesap hem de doğrunun tek olması gerekiyor. Ben mi yanılıyorum? Tabii. Yani İlhan Kesici'ye de niye öyle çakmışlar anlamadım yani. Adamın iki söylediği de doğru. Yani bunun kaydı vardır orada yani. Nereye gittiği bellidir. Mesele nereye gittiği meselesi zaten. Onun açıklanmaması meselesi. Şimdi bu kadar baskı olmasaydı, bu kadar konuşulmasaydı Merkez Bankası Başkanı çıkıp hazineyle protokol yaptık diye açıklama yapacak mıydı? Bu sayede öğrendik işte hazineyle böyle bir protokol yapılmış. İhtiyat hatırlıyor musun? İhtiyat akçesi var. Karagün. Karagün parası yani. Onu da biliyorsun harcadılar 30 milyar dolara yakın. Artı Merkez Bankası'nın karını zamanından 6 ay önce hazineye devrettiler. Bunların hepsi gözümüzün önünde oldu. İlhan Kesici doğru söylüyor. Hepsinin kaydı vardır. Yani kaybı olmamıştır. Ya para kaybı olmaz derken bunu kastediyor. Para kaybolmamıştır. Hani açıklanabilir bir durumu da vardır. Ama açıklamıyorlar. Şeffaf bir şekilde anlatırsanız herkes öğrenir. Tabii orada numaratör var yani. Numaratör kaydediyor ne kadara sattın, ne kadara şey yaptın. Burada zaten sorun şu. Sen bu parayı hangi tarihte, kime, neden sattın? İhale yaptın mı? Yani şöyle düşün. Çok büyük bir paradan bahsediyorsun. Ben mesela o gün dolaştım birkaç döviz bürosunu. Mesela biri 8.05'ten alıyor, biri 8.07'den alıyor. O aynı sırada bir özel bankanın internet sitesi 8.12'den alıyor. Şimdi burada düşün, milyarlarca dolardan bahsediyorsun. Evet. Arada bir kuruşluk fark ne kadar büyük fark ediyor. Sen bunu ihale yaptın mı? En düşüğe verdin mi? Yoksa 8.05'lik dururken 8.12'den mi şey yaptın? Anlatabiliyor evet. muyum? Yani bunların hepsi soru işareti. Bunlara yanıt vermediler bugüne kadar. Yani normalde para harcandığı kayıtları duruyordur. Kaybolmamıştır yani. Şimdi mesela Sayın Hazine ve Maliye Bakanı görevden ayrıldığından beri görünmedi. Kayıp mı oldu yani? Orada bir yerde duruyordur değil mi? Yani böyle bir gerçek var. Bunu ifade etmek çelişki mi? Değil. Yani Sayın Bakan kaybolmaz mutlaka bunu bir yerde. Bunu sormak haksızlık mı? Ya da bunun tabii. Afişlerinin bak, olması, o afişlerin indirilmesi, o da başka bir tartışma. Geçen bir AK Parti yöneticisine sordum. Ya siz dedim bu işi niye bu kadar büyüttünüz bu savcı? Vallahi dedi bunu yapan savcılar bize zarar veriyor dedi. Ya bu işi ama şöyle bir gerçek var. Devletin tepesinde, devletin zirvesinde olaya bakış o AK Partili siyasetçinin bakışından farklı. Orada daha bir baskılayıcı bir şey var. Sordurtmam kardeşim diyor. Şimdi
Bunun anketi de yapılmış. Deniz abi hemen bilgisini vereyim. Sözcü gazetesinde vardı. Yargı, bürokratlar ve polisin toplattığı afişler vatandaşa soruldu. 128 milyarla ilgili bir kamuoyu yoklaması yapılmış. Burada Cumhurbaşkanı'na bir hakaret var mı yok mu, ne düşünüyorsunuz diye sorulduğunda vatandaşa %66.7'si afişte Cumhurbaşkanı'na yönelik bir hakaret olmadığını söylüyor. Ne olabilir ki ya 128 milyar nerede diye sorunca? Nasıl bir yani bir basit bir soru bu. Çıkarsınız da bir de üzücü olan şey ne biliyor musun? Nedir abi? Bir sürü adam cevap verdi. Yani AK Parti'den Nurettin Canikli yanıt verdi, Mahir Ünal yanıt verdi. Şimdiki medyadan sorumlu genel başkan yardımcısı yanıt verdi. Bir sürü yanıt verildi ama hiçbiri bir diğerinin söylediğini Merkez Bankası Başkanı yanıt verdi. O yüzden dedim hani bir tane matematikte bir tane doğru olur. Bir hep sürü yanıt oldu. Biri kasada dedi, biri evde dedi, biri işte hazinede dedi, biri bilmem. Hani ya kardeşim bu işin bir tane yanıtı var. Çıkarırsın madde madde. Tarih işte 2017'nin Nisan ayı. Şurada şu ihaleyi yaptık. En düşük fiyat şuydu. Şuna şey, ya da en yüksek fiyat şuydu. Şuna sattık. Miktar da şu kadardı. Şurada şu nedenle satma ihtiyacı duyduk. Hani kuru diyelim düzenlemek için satma ihtiyacı duyduk. Şu tarihte şu fiyata, şu şirkete, şu ihaleyle sattık. Diğer teklifler de buydu. Biz bunu seçtik. Bunu açıklayamıyorlarsa eğer bir sıkıntı var. Bir de afişlerin toplanması meselesi bir panik havası yarattı. Bir ekleme yapayım ona. İyi Parti'de maske ile bu tartışmaya dahil oldu. Maskeler hazırlatmış. 128 milyar dolar nerede yazıyor o maskelerde? Şimdi maske çıkartmak da yasak. Tabii. Yani orada da başka bir tartışma devam edecek. Tabii. Şeyde Mahmut Tanal'ın eylemi de çok etkiliydi yani. Mecliste maliyenin karşısındaymış odası. O da oraya astı. Her gece kaldırıp gün ben diyor pankartımı kaptırmam diyor. Öyle de bir şey Vinç var. Vinç geldi. Ya işte karşı taraf böyle panik görüntüsü sergileyince bu pankarta karşı muhalefette sonuna kadar gidiyor. Her türlü yolu buluyor. En son biliyorsun hidrojen gazıyla dolu balonlara bağlayıp uzaya evet, gönderdiler. Soru bizde. Ona Vinç de yetişemiyor. Soru tabii. Bizden önce uzaya gitti yani. Uzaya çıkacaktık ya. Yani biz çıkmadan sorusu çıktı. 128 milyar sorusu gitti yani. O zaman bir Mehmet Ali Kulat'ın, o da bir araştırmacı, onun bir analizi var. Oradan da amirallere takılan o kelepçeyi sormak istiyorum Deniz abi sana. Eskiden iktidar siyasi bir gündem belirler, o gündem ülke gündemi olurdu. Muhalefeti o gündemin dümen soyuna giderdi. Şimdi muhalefet siyasi bir gündem belirliyor, iktidar o gündemi anlama ve takipte bile zorlanıyor. İktidarda her kafadan bir ses çıkıyor. Muhalefette bir koro var. Yani doğru. İktidar muhalefetin korosunu takip ediyor. Takip etmeye ve anlamaya çalışıyor diyor Mehmet Ali Kulat da. Şimdi Deniz abi, senelerce o üniformayı taşımışlar komutanlar. İşte yayınlamış oldukları, emekli amirallerin yayınlamış olduğu bir bildiri ve bu bildiriyle başlayan tartışma, işte günlerce devam eden gözaltı, emniyette ve şimdi amiraller serbest ama elektronik kelepçe. Ne diyor peki amirallerimiz? Bir yandan tabii hani Türker Ertürk'ün cümlesini duyuyoruz, Atilla Kıyat'ın cümlesini duyuyoruz. Bu utanç bize ait değil diyor emekli amiraller. Sen ne dersin? Ben çok üzüldüm. Ya biliyorsun ben ilk programdan beri bildiriye evet. Gerek yoktu diyorum. Yani hala da aynı düşüncedeyim. Gerek yoktu diye düşünenlerdenim. Fakat ikinci günden itibaren devletin o amirallere yaptığı şey artık büyük bir adaletsizliğe, bir böyle baskı şeyine dönüştü. Yani biliyorsun reform paketinde ne koydular İlker? Bu kelepçeyle geçirilen süre cezaevinde geçirilecek süreden düşecek. Yeni reform sayesinde. Bu ne demek? Kelepçeyle geçirdiğin sürede sen cezaevindesin demek. Sadece mekanı değişik. Yani cezaevinin hücresinde değil, kendi evinde hapissin. Dolayısıyla adli kontrolle serbest bırakıldı falan değil, resmen şu anda tutuklular. Yani evlerinden o kelepçe şeyiyle çıkamaz haldeler. Ve bir bildiri nedeniyle tutuklandılar. Bir gazeteci meslektaşımız AİHM'e dava açtı gözaltı ve tutukluluğu nedeniyle. Çok ciddi bir tazminat kazandı. Bunların hepsi bir şekilde ya Anayasa Mahkemesi'nde ya AİHM'de Türkiye'yi mahkum edecek kararlar.
Bak görürsün, düşünce özgürlüğü ihlalinden Türkiye bu dava üzerinden mahkum olacak. Ve çok ağır tazminatlar ödemek zorunda kalacak. Ben diyorum ki o tazminatları benim ödediğim vergiyle ödemeyin kardeşim. O kelepçeyi takan savcıdan alın. Öyle bir şey var çünkü. Rücu edilmesi. Yani uluslararası mahkemede Türkiye'ye kesilen cezayı o cezayı kesenden rücu edeceksin. İşkence mi yapılmış? İşkence yapılana ödenecek tazminatı işkence yapan polisten rücu edeceksin. Böyle bir kural var. Şimdi dolayısıyla gelecekte buradan not düşmek lazım. Eğer bu amiraller o kelepçe nedeniyle tazminat kazanırsa ve Türkiye o tazminatı ödemek zorunda kalırsa senin benim vergimden almasınlar. Gitsinler o kelepçeyi takandan alsınlar. Bir haber var yine net. Sözcü gazetesinde, onu da okuyayım istersen Deniz abi. 31 yıl bu vatana hizmet vermenin karşılığı ayağımdaki elektronik kelepçe. Şehir dışına çıkmama şartıyla bırakılan emekli amiral Türker Ertürk, Türk halkı görsün deyip ayağına takılan elektronik kelepçeyi canlı yayında gösterdi. Dün yine Çağlar Saat hafta sonunda göstermiştik bu haberi. 31 yıl bu vatana işte, hizmet vermenin karşılığı elektronik kelepçe. Bu benim için utanç değil, bir madalya. Bu arada bak, FETÖ'cüler, PKK'lılar vardı, teröristler vardı bizim yanımızda diyor komutanlar. İlker düşün, şunu düşün ya. Bu bak biraz önce konuştuk. Devletin pasaportunu, gri pasaportunu suistimal eden adamlar ellerini kollarını sallayarak geziyor. Basına açıklama yapıyorlar. Yani bu kadar ciddi bir suç işlemişler ya. Senin devletin pasaportunun itibarına gölge düşürmüşler. Seyrediyorsun ya. Bu adamlar da yıllarını Türkiye Cumhuriyeti'nin güvenliğini sağlamak için harcamış adamlar. Bu adamlara da elektronik kelepçeyi uygun görüyorsun. Bunlar çok insanın vicdanını kanatır. Yani şöyle bir şey yapmaya çalışıyorlar, bunun farkındayım. Bu bize de, gazetecilere de yapılıyor zaman zaman. Öyle bir baskı yapalım ki başını kaldıramasın, fikrini söyleyemesin, korksun, çekinsin. Yani bu nereye kadar? Var, burada da bazı mesajlar var, görüyorum onları da. Ya neden konuşulması istenmiyor bu 128 milyar doların? Bunu da anlayabilmek mümkün değil. Bu arada vatandaşız. Bunu ya sorabiliyor soğana, olmamız lazım. Yiğit. Benim vergim, benim ödediğim bu vergiler nereye gidiyor? Hani bizim kara gün için toplanan, kasada toplanan paralara ne oldu? Yiğit, niye soramıyoruz? Yiğit kuru soğana muhtaç olmuşsa 128 milyar nerede sorusunu sormaktan başka şansın yok. Çünkü o 128 milyar gerektirdiği gibi kullanılamadığı için yiğit soğana, kuru soğana muhtaç oluyor. Türkiye ekonomisi kötü yönetildiği için yiğit soğana muhtaç oluyor. Bu arada Mahsuni Şerif'i de saygıyla, hürmetle analım. Deniz abi çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta devam edelim yine haftanın nasıl geçtiğini değerlendirmeye. Şimdi hani sen biraz böyle vergilere giriş yaptın. Ben biraz vergilerden bahsettim. Az sonra Doktor Ozan Bingöl yanımızda olacak. Ozan'ın 128... kitabını okudun mu? Göstersene Deniz abi onu. Okudun yani, mu? Daha yeni elime ulaştı. Hani bu kitabın ismini koyma aşamasında da yer aldım. Çok böyle bizi heyecanlandıran bir kitap. Ama Ozan'la bir türlü denk gelemedik. En sonunda kitap çıktıktan 3 Mart'ta çıktı öyle zannediyorum. Kitap çıktıktan yaklaşık bir 50 gün sonra elimize ulaştı. Okuyacağız biz de heyecanla. Mutlaka okusun çünkü yol gösteriyor. Yani bu sorulara da yanıtları var biraz. Şimdi Ozan Bingöl'ü alacağız. Ben Deniz abi uğurlarken... Hemen bir hani memleket, çeşitli bölgelerde fırtınalar, yağmurlar, bununla ilgili bir haberimiz var. Ona aktaralım, devam edelim. Fırtına yıktı geçti, ağaçlar devrildi, bahçe duvarları çöktü. Denizli'de şiddetli rüzgar ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi, ağaç devrildi. Çöp konteynerleri rüzgarın etkisiyle savruldu. Fırtına akşam saatlerinde başladı. Aydınlatma direkleri devrilerek park halindeki araçlara zarar verdi. Bir evin bahçe duvarı rüzgarın etkisiyle yıkıldı. Rüzgar maddi hasara neden oldu. Fırtına Bodrum'da da etkiliydi. Ağaçlar devrildi, elektrik nakil hatları koptu. Dün öğle saatlerinde başladı şiddetli rüzgar. Devrilen ağaçlar nedeniyle kapanan yol ekiplerin çalışması sonucu açıldı. Fırtına etkisini sürdürürken çıkan orman yangınına ekipler müdahale etti. Karaman'ın Ermenek ilçesinde çıkan yangında 5 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın Eskice köyünde iftar saatinde başladı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler 4 eve daha sıçradı.
Çevre ilçelerden gelen ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken 5 ev kullanılamaz hale geldi. Hemen bir gazete pencereye bakalım. Gazete pencerenin manşeti: yasak sadece vatandaşa. İçişleri Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı artan koronavirüs vakaları nedeniyle ev ziyaretleri konusunda uyarı yaptı. Ancak uyarıya AK Parti teşkilatları ve valiler kulak asmadı deniliyor haberde. Biz geçen hafta burada o haberi okurken, Sağlık Bakanlığı'nın haberini okurken ya da uyarısını, ne deniliyordu o haberde? Sağlık Bakanlığı şunu söylüyor: İftarınızı, sahurunuzu çekirdek aile olarak yapın. Şimdi biz önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hani çekirdek aile olunuyor mu, olunabiliyor mu? Bunu hep birlikte takip edeceğiz demiştik. İşte gazete pencere, işte daha bir hafta olmadı Ramazan başlayalı, gazete pencerenin manşeti yasak sadece vatandaşa. Dinleyen var, dinlemeyen var. Mısra Özsel yoğun bakıma alındı. Güçlü bir kadın, mücadeleci bir kadın, savaşçı bir kadın. Ve hani ben bu virüse inanmıyorum diyenler, genç bir kadın, işte yoğun bakımda. Çorlu'daki tren kazasında 9 yaşındaki oğlu Arda Sihli kaybeden, kazadan sonra başlayan hukuk mücadelesinin simge isimlerinden birisi haline gelen Mısra Özsel, koronavirüse yakalandı. Yakınları dün babası Mısra Özsel'in durumunun kötüleştiğini, yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu sosyal medya üzerinden de. Şimdi biz her akşam Mısra Öz'ün şu paylaşımına tanıklık ediyorduk. İşte bugün şu kadar gün oldu. Çorlu faciasının, tren faciasının sorumluları şu kadar gündür hesap vermedi. Oğuz Arda Sel'i unutma diye yetkililere sesini duyurmaya çalışan ve bu mücadeleyi gün gün sürdüren bir isim, mücadeleci bir kadındı. Dün kendisi yoğun bakımdaydı. O sosyal medya paylaşımını yapamadı ama pek çok kişi, sanatçılar, gazeteciler, pek çok kişi yine şu cümleyi kurdu: ben bu mücadele sırasında hemen her gün yanında olan isimlerden birisi gazeteci Mustafa Hoş'tan seçtim o cümleleri de. Mısra Öz yoğun bakımda, oğlunu kaybettiğinden beri istisnasız her gün yazdı, konuştu, haykırdı. Şimdi yaşam mücadelesi verirken yazamadığı için biz yazalım. 1014 gün oldu Çorlu tren kazasında, adalet yerini bulmadı. Dün 1014 gün oldu deniliyordu. Bugün 1015. gün Çorlu tren kazasında adalet yerini bulmadı. Şimdi hemen Türkiye'nin koronavirüs tablosuna bakacağız. Bu arada bir haber daha var. Hani bu haberi paylaşacağım sizinle demiştik ya. Yani yoğun bakımlar, yoğun bakımlardaki yaş oranı ne kadar değişti ve herkes ciddi bir tehdit altında diyorduk ya. İşte bu haber o haber. Hamileydi, 30 yaşındaydı, koronavirüsten kurtulamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışan 30 yaşındaki 21 haftalık hamile Özgün Öztürk, kısa süre önce yakalandığı COVID-19 virüsüne yenik düştü. Öztürk için düzenlenen cenaze töreninde büyük hüzün vardı. Hamileydi, 30 yaşındaydı, koronadan kurtulamadı. Ve Türkiye'nin tablosu. Biz de yakınlarımızı kaybediyoruz. Meslektaşlarımızdan, yakınlarımızdan, tanıdıklarımızdan, eşimizden, dostumuzdan, ailemizden kayıplarımız var. Ve bunların hani cenazelerine doğru dürüst katılamıyor insanlar. Gerçekten büyük bir acı, büyük bir ızdırap. Biz rahatsızlandığımızda evde bize nasıl destek olunacak? Çıkmadan sonra. Eylül ayında koronavirüs endişesini bu sözlerle dile getirmişti Türkiye Omurilik Felçleri Derneği Başkanı Ramazan Baş. Son 24 saatte 62.606 pozitif vaka var. 288 kişi de virüse yenik düştü. Vaka ve vefat sayıları salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Salgın kontrolden çıktı deyimi az kalıyor. 63 bine yükseldi dünkü vaka sayısı. Bu dünyada 4., Avrupa'da 1. Yani oraya yerleştik artık biz. Hatta nüfusa oranlarsanız Türkiye dünya birinciliğini kimseye kaptırmıyor. En acı sayılar yer alıyor her gün koronavirüs tablosunda. Nisan ayı salgının en çok can aldığı ay oldu ne yazık ki. Bundan 7 ay önce Omurilik felçlilerinin salgın döneminde yaşadığı zorlukları anlatmıştı Ramazan Baş. Yıllarını, emeğini Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne adamıştı. O da virüsün sevdiklerinden ayırdığı isimlerden biri oldu. En önemli sorunlardan biri de hastalandığımızda hastaneye gidemiyoruz. Çünkü hastaneler ciddi bir risk taşıyor. Devlet hastaneleri çok yoğun. Gerçekten hani kontrolden çıkmış durumda. Bu tedbirlerle kontrol altına alınacağını biz beklemiyoruz, ummuyoruz.
30 yaşındaki İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Özgün Öztürk de 5 aylık hamileydi. O da koronavirüse yakalandı. Genç kadının cenaze töreninde gözyaşları sel oldu. Acının bir diğer adresi ise Mersin'di. Bir hafta içinde aynı aileden 3 kişi hayata gözlerini yumdu. 6 gün önce annesini, 2 gün önce de babasını koronavirüs nedeniyle kaybeden Halil Arpacıoğlu virüse direnemedi. 38 yaşındaki itfaiyecinin çocuğu babasız kaldı. 41 yaşındaki taksici Sadık Dağdönderen'in meslektaşları ise cenaze töreni kalabalık olmasın diye onu oluşturdukları bu araç konvoyuyla uğurladı. Gün geçtikçe meslektaşlarımızdan birer birer toprağa veriyoruz. İnşallah bu son olur. İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Profesör Doktor Osman Küçük Osmanoğlu'na göre vaka sayılarının daha az olduğu geçen yıl uygulanan tedbirler şimdiki kısmi kapanmadan daha etkiliydi. İlk dalgası sırasında alınan tedbirler hani yetersiz olsa bile anlamlı tedbirlerdi. Hani özellikle toplumsal hareketliliği kısıtlayan tedbirler. Yurt dışından gelenlerin 14 gün izolasyonda tutulması. Bunlar hızlı bir şekilde sonuç verdi aslında. Bu tedbirlerin çok uzağındayız. Ve vergi uzmanı Doktor Ozan Bingöl yanımızda. Ozan Hocam günaydın, hoş günaydın. Geldiniz. Zaman zaman Ozan Hocam diye soracağım. Zaman zaman Ozan Bingöl benim de çok yakın arkadaşım ve kitabı da çıktı yaklaşık bir 50 gün oldu. Ozan Bingöl Kontrolsüz Güç, Vergilerimiz Nerede? Evet. Şimdi çok kıymetli bir kitap bu. Hani vergilerimiz nereye gidiyor, işte nasıl harcanıyor, biz nereye vergi ödüyoruz? Bunların hepsini birlikte konuşalım istiyoruz. Neden? Şimdi bir soru var. 128 milyar dolar nerede? Bu para kayboldu mu? Böyle bir para kaybolabilir mi? Şimdi bu soruyu doğru bulan var, yanlış bulan var. Ama bu soru bize şunu da hatırlattı. Bizim vergilerimiz nerede? Değil mi? Şimdi son 15 yılda 5.58 trilyon lira. Ya inanılmaz bir para Ozan Hocam. Bu arada İlker... İnanılmaz para ödedik. Bu kadar vergi ödedik. Ne oldu bu kadar vergi? Ya bu dolar kuruyla da, ortalama dolar kuruyla da sevgili İlker, 2 trilyon 5 milyar dolara tekabül etmekte. 2 trilyon doların üzerinde. Of. 15 yılda ödenen vergi. 2 trilyon doların üzerinde. Şimdi tabii bu son günlerde sorulan bu 128 milyar nerede sorusu bize şunu gösterdi. Soru sormanın önemini aslında. Demokrasinin de gereği olarak soru sormanın önemini bir kez daha gösterdi. Çünkü ülkeyi idare edenler vatandaşın her delikli kuruşunun hesabını vermekle, 83 milyon vatandaş da bunun hesabını sormakla yükümlüdürler. Bu nedenle aslında bu sadece 128 milyar dolar meselesi değil. Bu her vatandaşın her delikli kuruşunun hesabını sormakla demokrasiye ulaşma serüvenimize bir adım daha atmakla ilgili bir aslında olay. Ekonomik refahla da ilgili değil mi hocam o biraz? Çünkü yani hani böyle bir para, böyle bir kaynak ciddi bir şekilde hani dikkatle takip edilebiliyor olsa ya da işte doğru yerlere aktarılıyor mu? Hani bu tartışma doğru bir şekilde yapılabiliyor olsa biz bugün ne genç işsizliği konuşuruz, ne işsizliği konuşuruz, ne emeklinin yaşadığı sıkıntıyı konuşuruz. Yanlış mıyım? Tabii ki öyle. Yani bu kamu kaynağı ya da buradaki kaynak vatandaşa aktarılsaydı bugün bayram ikramiyeleri 1000 lira mı olsun, 1300 lira mı olsun, 1500 lira mı olsun ya da efendim hangi enflasyon oranına göre hesaplanıp da revize edilecekten ziyade 2000 lira da olabilirdi, 3000 lira da olabilirdi. Ya da gelirini kaybedenlere, işsiz kalanlara 1431 lira verip üstüne bir de 11 lira damga vergisi kesip 1420 lirayla en azından geçinmesine, yaşayabilmesine katkı sunabilirdik. 1420 liranın daha üzerinde bir para vererek. Bu kaynağın nereye aktarıldığıyla. Yani aslında kitapta da onu soruyoruz İlker. Kimlerin vergi ödediği kadar kimlerin ödemediği, kimden ne kadar vergi toplandığıyla kimlere nasıl harcandığı sorularını soruyoruz. Yani vergi toplanıyor, kimlerden toplandığı önemli, neye ne kadar vergi ödediğimiz önemli, bunların da nerelere nasıl harcandığı önemli. Üzerimizde ciddi bir vergi yükü var. Evet. Birazdan onu konuşacağız ama ben mesela yine böyle başa dönmek istiyorum. 128 milyar dolar nerede? Bunun afişi, bu afişlerin toplatılması bir tartışması vardı. Şimdi bir de hani el broşürleri var ana muhalefetin. Hı hı. Elektrik faturası doğalgazla ilgili. Şimdi o haberi bir izleyelim. Sonra ben sizden elektrik faturasında ne kadar vergi var? Doğalgazda ne kadar vergi var? Bir de sizin hani dikkat çektiğiniz yeni raporlar var, yeni bilgiler var. Onu da izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bir hemen paylaşalım şu Cumhuriyet Halk Partisi'nin el broşürlerinin toplanması ve buradaki hani broşür tartışmasını, öyle devam edelim. İktidar
vatandaşa hesap vermek yerine engellemeye çalışıyor. Elektrik ve doğalgaz faturalarında yaşanan artışı anlattığımız broşürlerin dağıtılmasını engellemek ne demek? Bunun neresi suç? CHP'nin 81 ilde ilçe teşkilat binalarını astığı 128 milyar dolar nerede afişlerinin kaldırılması tartışılırken bu kez de partinin doğalgaz ve elektrikte yaşanan artışlarla ilgili hazırladığı broşürlerin dağıtımına müdahale edildi. Zonguldak'ta savcılığın talimatıyla bu broşürlerimizin dağıtılması engellenmiştir. Elektrik ve doğalgaz faturalarında artış yaşanmadı mı? CHP'nin hazırladığı tek adam AŞ elektrik ve doğalgaz faturası başlıklı broşürlerde 2014-2021 yılları arasında doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlara dikkat çekiliyor. 2014 yılında 100 lira ödenen elektrik faturasının 2021 yılında vergi ve fonlara yapılan zamlar nedeniyle 220 lira geldiği, 303 liralık doğalgaz faturasının ise aynı kullanım bedeline rağmen 540 liraya yükseldiği. İlçe başkanımız ve 4 ilçe yöneticimiz broşürlerimizde dağıttıkları için karakolda ifadeye götürülmüştür. CHP'nin hazırladığı kıdem tazminatında 10 maddede fon aldatmacası, arpalık aile şirketi ve 21 soruda FETÖ'nün siyasi ayağı broşürleri de yasaklanmış. Hatta FETÖ'nün siyasi ayağı broşürü nedeniyle tüm CHP yönetimi hakkında soruşturma açıldığı da ortaya çıkmıştı. O soruşturma kapsamında Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için fezlekede düzenlendi. Yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan. CHP'nin son hazırladığı broşür elektrik ve doğalgaz zamlarını konu alıyor. İddiaya göre Zonguldak'ta dağıtımının engellenmesinin gerekçesi o broşürlerin üzerindeki tek adam ifadesi. Müjde deyip parça parça zamlar yapmadınız mı? Vatandaşımıza çağ atlatan faturalardan milletimiz şikayet etmiyor mu? Ozan Hocam, şimdi elektrikte ve doğalgazda ne kadar vergi var? Bir hatırlatır mısınız? Hani çok konuştuk bunu ama bir kez daha tabii söylemiş olalım. Şimdi elektrikte şöyle bir uygulama 2016 yılından sonra hayata geçirildi. Bir kayıp kaçak bedeli vardı sevgili İlker, hatırlar mısın daha öncesinden? Evet. Buna dava falan açıldığı için 2016 yılından sonra bu kayıp kaçak bedelini dağıtım bedelinin içine gizledik. O yüzden dağıtım bedeli 2016'dan öncesine göre sonrasına neredeyse %100 artmış gibi göründü. İçinde onun kayıp kaçaklar da var aslında. Bir de buna ilave olarak 4 ayrı vergi var. KDV var. Elektrik tüketim vergisi var, enerji fonu var ve yine TRT payı var. Bu elektrikte. Şimdi doğalgazda da enteresan, yani 2021 yılında geldiğimiz bu ortamda sevgili İlker, yani doğalgaz lüks müdür? Doğalgazdan özel tüketim vergisi alınır mı sorusunu sormak daha doğru olur aslında. Yani vatandaşın mutfağında yemek yapmak için kullandığı doğalgazdan ÖTV alınır. %2 metreküpte %2'ye tekabül eder ama mesele o değil. Mesele miktardan ziyade mesele aslında anlayış bu mı? Anlamda anlayış, zihniyet. Aslında vergi politikaları da iktidarın kimden ya da neden yana olduğunu gösteren en net politikalardır. Bak, kim? Sana bir örnek vermek lütfen, istiyorum. Lütfen hocam. Şimdi 1 Nisan'da biz neyi gördük? 1 Nisan'da kısa çalışma ödeneğinin uzaması gerekiyordu. Evet. Uzatılmadı. Ama 1 Nisan'da neyi uzattık? Stopajdan, daha doğrusu faize verilen stopaj desteğini uzattık. Şimdi faiz gelir elde edenlere verilen stopaj desteğini uzatıyoruz aynı gün, ama aynı gün işçiye verilen kısa çalışma ödeneği desteğini uzatmıyoruz. O zaman bu politika aslında ya da bu tavır bir nevi zihniyetin dışa vurumudur. Ya da bugün 1431 yani liralık... Yani şu mudur? Biz bunu daha önce konuştuk da hocam. Yani iktidarın kimden yana olduğunu, işçiden mi, işverenden yana olduğunu mu gösterir bu vergi politikaları? Tabii sadece vergi politikaları değil, uygulanan ekonomik politikaların bütünü açısından da değerlendirdiğimizde evet, kimden ya da neden yana olduğunu gösteren en net göstergelerdendir. Ya bir örnek daha, örnekleri çoğaltırız. Bak sevgili İlker, 1431 lira nakdi ücret desteği var. İşini evet, kaybeden, gelirini kaybedene. Ondan bile 11 lira damga vergisi. Her defasında söylüyoruz, bir kez daha söyleyelim. Ondan bile 11 lira damga vergisi kesiyoruz. Ama milyonluk ön ödemeli konut satışında, ön ödemeli milyonluk konut satışında damga vergisi almıyoruz. Bu da bir politikanın sonucudur işte. Vergi politiktir ama vergileme ideolojiktir. Yani evet, vergi bir politikanın sonucudur ama vergileme ideolojiktir. Yani bu aslında tercih meselesidir. Siyaset bir tercihin sonucudur. Hocam şimdi biz bir yılda vatandaştan ne kadar vergi topluyoruz? O vergiyi kalem kalem hesapladığımızda en çok nereden topluyoruz? Dün sizin de katkı sağladığınız bir haber var. Hemen o haberi verelim, izleyicilerimizle paylaşalım.
biraz daha açalım. Yeni rakamlar var elinizde. Evet. Çok dikkat çekici, çarpıcı. Aslında o rakamlar da bir israfın rakamı, evet, değil mi? Yanılmıyorsam. Evet. Evet. Hemen bir vergilerle ilgili haberi paylaşalım, devam edelim. Emekli olmama rağmen bile yani vergi mükellefi gibi hissediyoruz kendimizi. Vergi rekortmeni hep vatandaş. En yüksek vergiyi ödeyen yine vatandaş. Vergi oranları da çok fazla. Yani hani durum belli, ülkenin maddi durumu belli ama hiçbir şekilde vergi azalmıyor. Sürekli çoğalıyor. Çalışan da, emekli de, tüm tüketiciler de dertli vergi yükünden. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, vatandaşın bütçe rehberi başlığıyla 2021 bütçesindeki gelir ve gider kalemlerini sıraladı. Tablo gösterdi ki yine rekor özel tüketim vergisi ve gelir vergisinde. Vatandaş aslında vergiyle doğduğu günden öldüğü güne kadar, ekmekten suya kadar, iğneden ipliğe kadar her şey vergi ödediği için artık bunun bir rehbere ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum ben. Rehberden öte bir hale geldi çünkü vergi sistemi. Artık özel tüketim sayılmayan cep telefonu ya da akaryakıt gibi çoğu üründen hala ÖTV alınıyor. Cumhurbaşkanlığına göre tüketiciler bütçe gelirinin büyük bir bölümünü sırtlıyor. İşte o tablo. Eskiden okullarda olduğu gibi kara tahtanın üzerine ders ve konu yazıldı. Bir tarafta bütçe gelirleri, diğer taraftaysa bütçe giderleri. 922,7 milyar liralık vergi gelirlerinde ilk sırada özel tüketim vergisi var. Özel tüketim vergisinden elde edilen miktarsa 213,7 milyar lira. Yani gelir havuzunun büyük kısmını tüketicilerden alınan vergiler oluşturuyor. İçinde bulunduğumuz yıl toplanacak her 100 liralık verginin 52 lirası sadece KDV ve ÖTV'den toplanacaktır. Zaten vatandaş dolaylı vergi ödüyor. Bir de bizim dolaysız vergi tarafımız da adaletsiz. ÖTV'den sonra en çok vergi toplanan kalemse gelir vergisi. Yani çalışanlardan daha ellerine maaş geçmeden kesilen vergi. 2021 yılında 200 milyar liraya yakın gelir vergisi toplanması öngörülüyor. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, ücretsiz izin maaşından bile vergi kesildiğini hatırlattı. Adaletsizliğe dikkat çekti. 1431 liralık nakdi ücret desteğinden 11 lira damga vergisi kesip de milyonluk ön ödemeli konut satışından damga vergisi almıyorsanız bunun artık sürdürülebilir bir yanı yok zaten bu sistemin. Eşimin bir kafesi var mesela, oğlumuz işletiyor. Her ay hiçbir gelir olmadan mütemadiyen gününde vergiler ödeniyor. Ama nasıl ödeniyor? Bir borç alınarak veyahut da öteleyerek. Araba alamıyorum. Yani vergilerinden dolayı. Çünkü ne zaman düşünsem giderleri aklıma geliyor ve bir duruyorum hani. Kurumlar vergisi ise bir yıllığına %20'den %25'e çıkartıldı. Çünkü patronlardan vergi çalışanlarda olduğu gibi anında kesilmiyor. Şirketler pek çok giderini vergiden düşebiliyor. Biz zaten yıla 245 milyar bir bütçe açığıyla girmedik. 20'den 25'e çıksa kurumlar vergisindeki artış, yani bütçeye artışı 14-15 milyar civarında. Çalışan vatandaşsa, bordroluysa, işçi memursa maaşını alırken bir kaynağında vergisi kesiliyor. Şimdi Ozan Hocam, bir bütçe rehberi yayınlandı. Kalem kalem bir baksanız o bütçe rehberine. Ne anlatıyor bize? Aslında bütçe rehberinden ziyade orada bütçe rehberinde vatandaşın vergileriyle ilgili bazı veriler var ama sevgili İlker, eğer şayet bir rehber yayınlanacaksa aslında asgari ücretli hayatta kalma rehberi yayınlansa daha sağlıklı olabilirdi, daha verimli olabilirdi. Ya da işte 1420 lira nakdi ücret desteğiyle nasıl geçinilebilir ile ilgili bir rehber hazırlansa aslında daha belki faydalı olabilirdi diye düşünüyorum. Çünkü vatandaş zaten iğneden ipliğe, ekmekten suya, doğumdan ölüme her şeye vergi ödüyor artık. Rehbere ihtiyaç duyar mı bilemiyorum ama diğerleri için rehbere ihtiyaç duyabilir. Hocam şimdi grafiklere gelelim mi? Tamam. Şimdi 3 tane grafiğimiz var sevgili seyirciler. Bir, baskı ve cilt giderleri. Kamuda evet, yapılmış olan bir harcama. Hocam bize bunu bir anlatır mısınız? 2006 yılı, 2020 yılı. Şimdi sevgili İlker, bu tabii Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verileri bunlar. Oradan değerliyoruz bu verileri. Şöyle bir bu bütçe rakamlarına bakarken gördük. Yani biz son bu kitabı yazarken işte kitapta da bunları söyledik aslında. Vergilerimiz nerede? Demokrasiye ulaşabilmemiz için elzem bir soru. Yani son 15 yılda biz 5.58 trilyon lira vergi ödemişiz. Evet. Bunlardan yine son 15 yılda baskı ve cilt gideri olarak, bu baskı cilt giderini bütçe rehberi şöyle diyor: basılı olarak alınacak yayınlar dışında kalan hizmetlerin gerektirdiği durumda yapılacak işlemlerce evrakların ciltlenmesi ilişkin ödemeler diye belirtmiş.
Baktığımızda, yani gazete, dergi, bülten, kitap, gibi, broşür, afiş. Evet. 3.8 milyar lira ödemiş. Milyon değil, milyardan milyar. Bahsediyoruz. 3.8 milyar. Şimdi bak, son 15 yılda 5.58 trilyon vergi ödemişiz. Burada son 15 yılda ne kadar, nerelere harcanmışım bir kısım örneğini vereceğiz. Hocam bir soru. Bu kadar parayla yol mu yapılır, köprü mü yapılır, ne yapılırdı? Çok şey yapılırdı. Ya en azından pandemi süreci daha kolay atlatabilirdi. Buna da ihtiyaç olabilir ama, yani bu da gerçekten ihtiyaç için harcanmış olabilir İlker, ama şu soruyu sormak zorundayız. En baştan söylediğimiz gibi, demokrasinin vazgeçilmezse vazgeçilmezi şudur. Yani yönetenler, idare edenler, ülkeyi idare etsek ve idare edenler, vatandaşın her delikli kuruşunun hesabını vermekle, vatandaş da bu her delikli kuruşunun hesabını sormakla yükümlüdür. Çünkü demokrasi böyledir. 30 Mart 1958'de rahmetli Bülent Ecevit'in bir sözü vardı. Çok değerli bir sözdür. Onu böyle bugüne revize ettiğimizde aslında şöyle söyleyebiliriz. 83 milyon vatandaşın memleket hizmetleri için ödediği vergiler herhangi bir siyasi partiye ödenen üyelik aidatı değildir. Ve o şuurla da harcanamaz. Bu nedenle soruyoruz zaten. Şimdi hani daha önce hiç görülmemiş, hiç üzerinde konuşulmamış, evet, tablolardan bahsediyoruz. İkinci tablo, temsil, ağırlama ve tanıtma. O tabloda Hazine Maliye Bakanlığı'ndan alınmış, paylaşılmış şeffaf bir şekilde. Tabii, tabii. Yine 2006 yılı, yine 2020 yılına uzanıyor. Ne kadar harcanmış? Şimdi burada temsil ağırlama ve tanıtma ağırlama diye iki kalem var bütçede, evet, sevgili İlker. Topladığımızda 2.7 milyar. Yani son 15 yılda bunun içinde 2.7 milyar harcanmış. Temsil ağırlama ve tanıtma ağırlamayla alakalı olarak. Özellikle tanıtım ağırlamanın son yıllarda düşmüş olması biraz 2020'de pandemiden de kaynaklı olarak düştü. Ama toplamda 15 yılda 2.7 milyar lira harcandığını görüyoruz. Çok bak, ciddi paralardan bahsediyoruz. Tabii ciddi paralar. Bir sonraki... Yani şimdi buna yekten israf demek belki haksızlık olur. Tabii tabii. Ama yani çok büyük paralar değil mi bunlar? Ya para büyük de olsa küçük de olsa gerçek demokraside neye ne kadar vergi ödediğini bilip bu vergilerimizin yani bütçeyi finanse eden 83 milyon vatandaşın bu vergilerini sorması gerekmekte. Şimdi ben bunları topladım. Sadece iki grafiği 6.5 milyar TL. Bir de üçüncü grafik, evet, var. Evet, üçüncü grafik, tamam, var. Tamam, üçüncü grafiği de paylaşalım. Faiz gideri. Evet. Ne kadar faiz ödendi 2006-2020 yılı döneminde? Şimdi 2006-2020 yılı döneminde sevgili İlker 905 milyar TL vergi ödenmiş. Faiz ödenmiş. 905 milyar. 5 milyar, yani 1 trilyona yakın. Yani şöyle bir daha baştan alacak olursak, yani son 15 yılda biz 5,58 trilyon lira vergi ödemişiz. Bunun neredeyse 1 trilyona yakını faiz ödemesine gitti. Of, inanılmaz bir para. Özellikle bu faiz ödemesi, şunu da vurgulamakta yarar var. Orada grafikte de görülmekte, özellikle 2010 yıllarından 2014'e kadar, 2015 yılına kadar gayet iyi düşüşte. Yani 2006'dan 2015-2016 yıllarına kadar düşüş seyirindeyken 2017'den sonra tekrar yükseliş trendine girmiş. Özellikle 2020 yılında bir önceki yıla göre çok daha artmış. Sadece 2020 yılında 134 milyar faiz ödemişiz. Hocam şimdi o zaman bunları topladığımızda, evet, Ozan 2006-2020 yılı 905.2 milyar TL. Evet. Sonra ilk iki tablo 6.5 milyar TL. 911.7 milyar TL. Tabii. 2006'dan 2015. Tabii 2020'ye. Sadece 15 yıllık dönemde. Çünkü 2006'yı baz almamızda. Bunun bize söylediği şey ne o zaman hocam? Yani şöyle, şimdi tabii ki bunlar ödenmiştir, ihtiyaçtır, ödenebilir. Ama mesela bu faizin gayet güzel düşüş trendindeyken yükselmesinin sebebi sorulmalıdır. Bu 134 milyar çok ciddi bir rakam. Yani önceki trendle devam etsek 60-70 milyar civarı ödesek kasamızda bugün yani önceki yıllar gibi gelsek 60 milyar civarına gelseydik kasamızda 80 milyarımız vardı. Biz bu döneme sadece 245 milyar bütçe açığıyla başladık. Evet. Bu nedenle o zaman o bütçe açığına da sebep olmayacaktı bu anlamda. Hem de vatandaşa geri dönüş olacaktı bunun. Bakın. Tekrar söylüyorum, biz bu emekliye bayram ikramiyesi veriyoruz. Biner lira, 3 yıldır biner liraydı bu. Bu sene Sayın Cumhurbaşkanı güncelleneceğini söyledi mesela. Bunun güncellerken de hangi enflasyon oranına göre güncelleyeceğiz, ne kadar vereceğiz hala belli değil. Farz edelim 1500 lira verelim. Orada da zaten 1500 lira neyine yetecek emeklinin, onu da sormak gerekir. Şimdi bu rakamları incelediğinizde, böyle hani bu kadar büyük rakamlar, ya biz bunu başka yerde kullanabilirdik diye mutlaka içinizden geçiyor. Ya da hissiyatınız ne oluyor? Şöyle etrafınıza da baktığınızda, emekliye, asgari ücretliye de baktığınızda hissiyatınız ne oluyor? Son sorum bu olsun hocam. Ya hissiyatım şu, çok net ifade edeyim. Küçük bir azınlığın mutluluğu için büyük bir çoğunluğun yoksulluğu pahasına sürdürülemez. Yani
Küçük bir azınlığın mutluluğu, büyük bir çoğunluğun yoksulluğu pahasına sürdürülemez. İşin özü bu zaten. Yani bu geldiğimiz noktada gerçekten yoksulluk ve her geçen gün bu anlamda vergi yükünü sırtlayan vatandaşın harcanabilir gelirinin azalması, her geçen gün bu anlamda gelirinin düşmesi artık sürdürülebilir değil. Yani çünkü bu vergi sistemi bu anlamda artık sürdürülebilir değil. Bu vergi sistemi böyle devam ettiği sürece de sevgili İlker, işçinin, emekçinin, çiftçinin, emeklinin payına yoksulluk, imtiyazlı grubun payına ise tüketemeyecekleri kadar varsıllık düşmeye devam edecek. Ozan Bingöl, kontrolsüz güç vergilerimiz nerede? Şimdi 128 milyar dolar, 128 milyar doların bize hatırlattıkları var. Ve Ozan Hocam da yeni karşılaştığı rakamlar, tablolar ve o tabloların bizlere söylediği. Bunların hepsine birlikte bakmaya çalıştık. Bu kitap hani bunun hani ismine de katkı vermekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Ozan Hocam ellerinize sağlık, böyle heyecanla okunacak bir kitap. Bir kez daha söylemiş olayım. Anneye selam, Gülşah'a ve Ayşe'ye de selamlarımızı iletelim. Ben de bir şey söyleyeyim. Bu kitabın olgunlaşmasında tabii bizim çok eski bir dostluğumuz var. Kitabın olgunlaşmasında isminde katkın çok büyük. Çok Engin teşekkür öyle. Ederim. Engin Yılmaz, haber müdürümüz. Yılmaz'ın ve senin. Engin'e de buradan çok selamlar. Ayrıca bir şey söylemiştin lütfen. Kitabı hazırlarken, kitaba başlarken. Doğru cevaplar için doğru soruları sormak gerekir. Kitabın özü de bu aslında. Doğru cevaplara ulaşmak için doğru soruları sormak gerekir. Ozan Hocam çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür Şimdi ederim. Şimdi biz bir mola vereceğiz. Döndüğümüzde bir memleket turuna çıkartmak istiyoruz sizleri. Moladan sonra buluşalım. Günaydın bir kez daha. Bizlere günaydın diyen mesajlarıyla Çalar Saat hafta sonuna katkı veren tüm izleyicilerimize selamlarımızı iletelim. Ertan Kızılay bizi ve Türkiye'nin gündemini takibe alan izleyicilerimizden Burcu Hanım selamlar. Mehmet Murat Doğan günaydın kolay gelsin diyor. Sosyal medya hesaplarımız İlker Karagöz Fox, Instagram Karagöz İlker Twitter. Buradan ulaşabilirsiniz. Bugünkü başlığımız ağır yük. Yani bizim üzerimizde şöyle bir yük var ve giderek de ağırlaşıyor. Acaba biraz bu ülkeyi yönetenler o yükleri hafifletseler mi dediğiniz her ne varsa sosyal medya üzerinden bizlere ulaşın. Birlikte konuşalım. Birlikte konuşarak gerçekleştirdiğimiz bir programdır Çalar Saat hafta sonu. Cumhuriyet Gazetesi seçtiğimiz iki haber var. Manşetinde İYİ Parti lideri Meral Akşener'in cümleleri var. Bugün siyasette, siyaset bloğunda haberlerin konuşulacak cümleler. Cumhuriyet'e konuşan İYİ Parti lideri Meral Akşener, tuz kokmuş ülkede dedi. Takkeli amiralde pek rahatlar. Bir kişi kendine bir yetki veriyor, meclisinin yetkisini gasp ediyor. Montreux'de deneme mi yaptılar bilemem. İYİ Parti amiraller üzerinden oynanmak istenen oyunu bozmuştur. Fikir hürriyetini kullanmak herkesin hakkıdır. Kurmay aklı hata yapmaz. Bildiriyi iktidarın kullanacağı kestirilmeliydi. Aileleriyle lojmanlardan çıkarılmaları ayıp. Cumhurbaşkanı Takkeli amiral konusunda parantez içinde hatırlatılıyor. Rahatsızız dedi ama maşallah pek rahatlar, daha bir adım göremedik. Vatandaş 128 milyar dolar nerede sorusunun yanıtını bekliyor. Milletin cebinde diyerek milleti itham ediyorlar. Kılıçdaroğlu'na fezleke hazırlayanlar kanunsuzluk ve soygunları görmüyor. Yargı sinmiş. Yine İYİ Parti liderinin yapmış olduğu açıklamalar hem MHP'ye hem de AK Parti'ye yönelik mesajları, sert mesajları da, eleştirileri de yine Cumhuriyet Gazetesi'ne vermiş olduğu röportajda yer alıyor. Şimdi hani üzerimizde ağır bir yük var dediğimiz konulardan bir tanesi koronavirüs ve seslerini duyurmaya çalışanlar da sağlık çalışanları, yoğun bakımlar kırmızı alarm veriyor. Bu şekilde başlayalım. Sonra memleket turuna çıkartacağız sizi. Memleketten de çeşitli haberler var. Onları da aktaracağız ama önce koronavirüs. En yüksek rakama ulaştı ilimiz ne yazık ki. Yoğun bakımlarımız Lobogaz ilçemizde sınırlarına dayanmış durumda. Yoğun bakımlarımızda da ciddi anlamda artışlar görüldü. Birçok yerden imdat sesi geliyor. Kötü durumdayız. Hatta şehirler arası yoğun bakım hasta transferlerinin olduğu söyleniyor. Yoğun bakım servisleri bazı illerde bu korkutucu noktaya ulaştı. 100 binde 882 vaka sayısıyla zirvede olan Kırklareli'nin Tabip Odası Başkanı Doktor Taner Pehlivan, yaşananları önü alınamayan bir orman yangınına benzetti. Bizim bölgemiz için şu anda bir orman yangını olduğunu farz edelim. Bu sürekli bir yerlere sıçrıyor. Belli sayıdaki yoğun bakımı ki bu 3. seviye yoğun bakımların herhalde 3'te 2'sine tekabül ediyor.
COVID'e ayırdık ve tamamen dolu vaziyette. Çıkan hastaların yerine yenisini alıyoruz. Çalar Saat hafta sonunda İlker Karagöz'ün konuğuydu yoğun bakım uzmanı Profesör Doktor Necmettin Ünal. Yeni bir hastayı yoğun bakıma kabul etmek için bazı hastanelerde sıra beklendiğini anlattı. Tedbirlerde geç kalındığını söyledi. Önce bakalım sonra tedbir alalım yerine önce sıkı tedbir alalım. İşleri iyi giderse gevşetiriz politikasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Sağlık perspektifinden baktığım zaman. Yoğun bakım son savunmadır. Yoğun bakımın boş tutulabilmesi başarıdır. Yoğun bakım boş kalamıyor çünkü koronavirüs tablosunda ağır hasta sayıları gün gün artıyor. Son 2 günde 3080'den 3240'a yükseldi. Yaşam savaşı verenlerin sayısı yoğun bakımları zorluyor. Özellikle de 6 ilde. Sinop, İzmir, Çanakkale, Bartın, Edirne ve Rize. Yoğun bakım doluluk oranı bu illerimizde %80'in üzerinde. İşte bu kritik illerden biri de Rize. Tabip Odası Başkanı Doktor Kazım Şahin'e göre salgın bu hızla devam ederse yeni yoğun bakım yatakları gerekebilir. Bakanlığın açıkladığı tabloda ağır hasta dediği zatürreli pnömonili hastaların sayısı artarsa eğer onlara da yoğun bakım gerekirse yeni yoğun bakımları aşma zorunda kalabiliriz. Yoğun bakıma giren hastaların yaş ortalamasında aşağıya doğru bir düşüş var. Yoğun bakımlardaki yaş ortalaması da düşüyor. Yoğunluksa günden güne artıyor. Şu anda Türkiye olabileceği en kötü durumda. Çok 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 daha kötü durumdayız. Dünyanın en kötü ülkesiyiz şu anda. Cumhuriyet Gazetesi'nde ekonomiyle ilgili bir haber var. Akşam gazetesinde hani Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı geldi. Ankara'da bir şov yapmak istedi. O şova Ankara Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu nasıl yanıt verdi? Nasıl Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı'na hak bildirildi? Oraya geleceğiz. Daha doğrusu Yunanistan'ın denizlerde mültecilere nasıl davrandığı bununla ilgili bir haber var. Ama önce bir Cumhuriyet Gazetesi diyelim Hilal. Yoksulluk bütçede. Bütçe verileri artan yoksulluğu ortaya koydu. Yılbaşından beri genel sağlık sigortası olmayanlar için bütçeden SGK'ya 4.2 milyar lira aktarıldı. Şimdi genel sağlık sigortası olmayanlar için bütçeden para aktarılıyor SGK'ya ve çünkü hani SGK primini devlet ödüyor. Peki ne kadar para aktarılmış? 4.2 milyar lira kişi başı geliri 1192 liranın altında olanların yani 1200 liranın altında geliri olanların genel sağlık sigortasını devlet ödüyor. 4.2 milyar lira SGK'ya aktarılmış. Cumhuriyet Gazetesi'nde yoksulluk bütçede deniliyor. Gelelim Akşam Gazetesi'ne. Yunanistan'dan katliam girişimi. İçişleri Bakanı Soylu, Yunanistan kolluk güçlerinin üzerine benzin döktüğü sığınmacıları ateşe verme görüntülerini paylaştı. Sosyal medya üzerinden paylaştı Süleyman Soylu. Yunanistan Avrupa'nın gözcülüğünde katliam yapıyor. Tabii o sularda Avrupa'da gözlemcilik yapıyor. Yani bir yandan da buradaki mülteciler Avrupa'ya gelmesin diye onlar da bir jandarmalık yapıyor. Ama her şey Avrupa'nın gözleri önünde oluyor. Biz buna seneler önce de tanıklık ettik. Bosna'da o Boşnak soykırımında Avrupa nasıl davrandıysa yine işte mülteciler konusunda aynısını yapıyor. Görüyor, görmezden geliyor. Biz Yunanistan'ın oraya hani Avrupa'ya ulaşmaya çalışan insanların botlarını delmeye çalıştığını, çoluk çocuk botun içindeler ve hani birbirlerine tutunmuş Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyorlar. Onların botlarının delindiğine tanıklık ettik. Şimdi bakın ne yapılmış onun görüntüleri. Çeşme'ye çıktım, gittim Yunanistan gittim, burada adaya gittim, burada zaten yarım saat kaldım, yarım saat sonra Yunanistan polis geldi. Yunanistan polis geldi, bizde yakaladı, parayı aldı, hem duydu mu telefonları aldı, ondan sonra bir tane kadın var, dedi sen git, biz gitmedim, getirdi benzin, benzin getirdi, üstüne döktüm. Zaten benzini üstüne dökmüş.
ateşi vermiş. Onun sebep diyeceğiz hani Türkiye gitmedi, onun sebep yandı vermiş. Denize aynen bu tip bize denize bıraktı, getirdi burada. İnsanlar, çocuklar yaşıyor mu, yaşayacak mı? Yeni bir hayat kurmaya çalışıyorlar. Onlara yardım mı olunacak yoksa üzerlerine benzin mi dökülecek, botları mı delinecek? Bakmıyorlar. Avrupa Birliği bakmıyor buna. Onların tek düşüncesi bize gelmesinler. Bize yük olmasınlar. Yaşayacaklar mı, yaşamayacaklar mı? Aslında umurlarında değil. İşte görüntüler, paylaşılan görüntüler. Korkusuz Gazetesi, ekonomiye bir geçiş yapalım, esnafın durumunu da anlamaya çalışalım ama Korkusuz Gazetesi'ndeki manşet haberi de bir okuyalım. Elde avuçta para kalmayınca vatandaş krediye sarıldı, vatandaş borca battı. Korkusuz Gazetesi'nin manşeti. AKP'nin 18 yıllık iktidarında vatandaşın bankalara olan kredi borcu 6.3 milyar liradan 846 milyar liraya çıktı. Dar gelirliler borcunu borçla çevirmeye çalışıyor. Borcunuz var. Faizler yüksek mi değil mi bakmıyorsunuz. Yapabildiğiniz tek şey şimdi işte yeniden bir kredi kullanma ve borcu borçla çevirme. Gelelim pandemi sürecinde esnaf onların yaşamış olduğu problemler. Hemen bir esnafımızın sorunlarını aktaralım. Bir kez daha duyalım ve duyuralım. Sonra koronadan ölümler açıklanan rakamlardan 3 kat daha fazla yine çarpıcı bir haber var. Korkusuz Gazetesi'nde detaylarına bakalım. İş yok. Gördüğünüz gibi salon bomboş. Paket servis yani bizi kurtarmıyor. Paket servis 10 tane paket ne olacak? Akşama kadar attı. Neyi yetecek? Hepsi kar olsa geri yetmez. Açıyoruz ama boş. Kısıtlamalar çok etkiledi bizi yani. İş yok, gücü yok. Sipariş yok şu anda. Ha, bekliyoruz. Şu anda buradaki dükkanların yarısı kapalı. Sadece paket yapanlar açık. Biz İşin yükü bizde. Patronumuzu görüyorsunuz. Onun da yapacağı bir şey yok. İş yapamıyor çünkü. Sadece biz yapıyoruz işi ama kurtarmıyor. Ramazan'da gün içinde zaten işleri düşerdi restoranların. Ama artık gün boyunca olduğu gibi iftarda da müşteri kabul edemiyorlar. Hafta sonları ise gel al şeklinde hizmet vermeleri de yasak. Sadece paket servise izin var. O da sipariş gelirse. Ben bugün daha yeni iki paket götürdüm. Normalde cumartesi günleri bizim iş, ben bu saate kadar 10-15 paket götürmüş olmam lazımdı. Bayağı bir düşük. Paket servis var ama içerisinde olmadığı için de bayağı düşüyor. Paketi de günde 10-15 tane anca çıkıyor zaten. Mücadeleye devam ediyoruz. Esnaf hakikaten zor durumda. Açamayan, gelemeyen çok esnaf var kapatan. Restoranlardaki çalışan sayıları zaten düşmüştü. Hafta sonları ise garsonlar evde, kuryeler görevde. Ben yaklaşık 20 senedir burada esnafların içindeyim. 30 kişi çalıştırıyordu şurası. Şu anda 5 tane kuryesi var. Garsonları çıkardı. Garson arkadaşlarında öyle hani ücretsizinde gönderdik mecbur. Çünkü iş olmadığı için mecbur ücretsizinde gönderdik. Sadece 2 tane motorcu varız dükkanda. Onlar da işte o devletin verdiği ücretsiz izin işte onun parasını sadece onunla geçiniyorlar. Garsonlar çalışmıyor zaten. Sadece kurye arkadaş. Normalde benim 6 çalışanım vardı. Şu an bir tane kurye çalışanım var. Başka yok. Kısıtlama gün ve saatlerinde gel al hizmet yok. İşletmeler sadece paket servisle hizmet veriyor. Bu süreçte yükü omuzlayanlarsa kuryeler. Gece gündüz yağmur çamur salgın riski demeden siparişleri yetiştirmeye çalışıyorlar. Ama paket servise dükkanı ayakta tutmaya yetmiyor. Gün içerisinde alınan o birkaç siparişle işletmeler dönmüyor. Salgının başından bu yana herkes evdeyken kuryeler yollarda. İki tekerlek onların ekmek teknesi. Zorlu çalışma şartlarına rağmen evlerine ekmek götürebilmek için sipariş bekliyorlar. Vallahi yani zor bu hava şartlarında da zaten gördüğünüz gibi yani hem soğuk hem yağmur. Yani yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de bu İstanbul'un trafiğini de biliyorsunuz. O risk de var. Her an ne olacağı belli olmayan bir iş yani. Sadece büyük bizim üzerimizde. Bizim maaşımız askeri ücretle devam ediyor. Riskli iş yapıyoruz. Yani iki teker, araba gibi değil. Bir kaza yaptığımızda bütün hayatımız bitiyor. Hem haberleri aktarıyoruz hem sizlerden gelen mesajlara bakmaya gayret ediyoruz. Mesela Cebrail Bey, Cebrail Biçer, İstanbul Başakşehir Kayabaşı Mahallesi'nden yazıyor. Müteahhit mağduruyuz bir iddiasını dillendiriyor ve yetkililere sesini duyurmaya çalışıyor. Bursa'da çok fazla böyle kurallara riayet edilmediğini söyleyen kişiyi izleyicimiz Kenan Yeşil. Günaydınlarımızı iletelim. Bulut Bey selamlar, bizi takibe almış. Kadir Bey, Kadir Şenses de Yunanistan'ın yaptığı insanlık suçu bu konuda Avrupa sessiz kalırken biz sessiz kalmayacağız. Umut Bey'in göndermiş olduğu mesaj.
EYT'liyim. Ne olacak bizim halimiz? Gerçekten yükümüz ağır. Düzgün Karadağ göndermiş EYT'lilerin sesini duyurmaya çalışıyor. Mehmet Bey, Mehmet Hüsniye Akan. İstanbul semt pazarlarının dağılması akşam saat 7'yi buluyor, 19.30'u buluyor. Bu nedenle evlerimize ulaşamıyoruz. Arabalarımız oturduğumuz sokağın dışında kalıyor. Pazar yerleri inanın hınca hınç dolu. Semt pazarları da o zaman akşam 17.30'da, öğleden sonra 5.30'da kapansın. Hatırlatması bu şekilde. Şimdi Safiye Hanım yazmış. Lütfen bir bakın siz de. Korona olan yakınımızı zor bela bulabildiğimiz bir hastaneye kaldırdık. Günlük 5 milyar demiş. Aslında günlük 5 bin lira. Mecburen bir parayı verdik ve hastaneye yatırdık. Sevil okumuş. Günaydınlarımızı iletelim size de. Şimdi böyle bir tablo var. Koronavirüs konusunda ciddi problemler yaşanıyor. Bazı özel hastaneler de bir fırsatçılık yapıldığı söyleniyor. Halbuki koronavirüs nedeniyle hastaneye yattığınızda SGK bunu karşılıyor. Böyle bir paranın ödenmemesi gerekiyor. Korkusuz Gazetesi'ne gelelim. Bu arada editör arkadaşlarımız, bülten sorumlumuz Öznur Turaloğlu, Seyhan. Teşekkürler. Birlikte hazırlıyoruz Çalar Saat hafta sonunu. Yine arkadaşımız Ebru Sağ Okur, o temaslıydı. Dolayısıyla bu hafta sonu bizim yanımızda değil. Bir kez daha geçmiş olsun, eşine de geçmiş olsun diyelim. Ezgi Gözeger'le birlikte, Zeray Kınacı'nın da desteğiyle yine Çalar Saat hafta sonunu hep birlikte hazırladık. İşte artık ne varsa Türkiye'nin gündeminde, dünyanın gündeminde elimizden geldiğince aktarmaya çalışıyoruz. Korkusuz Gazetesi manşeti, Türk Tabipler Birliği'nden müthiş iddia. Koronadan ölümler açıklanan rakamdan 3 kat daha fazla. Defin sayılarındaki artışa dikkat çeken Genel Sekreter Bulut, ülkede başka afet salgın yok. Bu ölümler Covid'den dedi. Türk Tabipler Birliği Genel Sekreteri Profesör Doktor Vedat Bulut ürperten açıklamalar yaptı. Yoğun bakımlara dikkat çeken Profesör Bulut, İtalya ve İspanya'nın geçen yıl yaşadığı duruma geldik. Yoğun bakımlar dolu. Biri ölecek ya da iyileşecek ki yeni hasta gelsin. Dün ne demişti? Burada misafir aldığımız Profesör Doktor Necmettin Ünal, şehirden şehire yoğun bakımlara hasta transferleri var. Bu unutulmasın demişti. Bunun hatırlatmasını yapmıştı. Şimdi yine ekonomiyi ilgilendiren bir haberle devam edeceğiz. Süreyya Üzmez. Süreyya abiye de selamlarımızı iletelim. Ve şimdi hani biraz daha hayat pahalılığını ilgilendiren haberlere de dönmüş olalım. Yani hayat ne kadar pahalı, girdiler, çiftçinin yaşadığı problemler, esnaf. Ya da mesela Ramazan ayının içindeyiz. Hani iftar sofralarında olmazsa olmaz olarak görülen, gerçi diyetisyenler kızıyor, çok fazla da yemeyin diyorlar ama tatlı. Tatlıyı alabilmek mümkün mü? O da ciddi anlamda zamlandı. Şu anda boş dükkan. Evet. Bir siz varsınız, bir de tatlılar var. Aynen öyle. Baş başa kaldık. Müşteriler? Genellikle işte tek tük geliyorlarsa geliyorlar. O bir kilo falan alan da yok üstelik. Satışlarımız çok düştü. %80 olarak düştü. Normal Ramazanlarda bu pandemi olmasaydı eğer biz %100'den daha fazla çalışıyoruz. Eskiden bir kilo, iki kilo baklava alan kişi geliyordu. Şimdi yarım kilo alıyor. 400 gram alıyor. Ya bu ne demek? Artık lükse kaçıyor. Gelir düştü, fiyatlar arttı, artık tatlı almak lüks oldu. Ramazan ayında en çok tatlıcılar iş yapardı. Ancak bu Ramazan bütün esnafın olduğu gibi onların da işi düştü. Bizim altın çağımız ama maalesef yani. Yok mu satış? Tabii Ramazanlarda tabii tatlı satmamız lazım ama yok. Fiyatlar da pahalı. Pandemi olmasaydı bu vitrin olduğu gibi tatlıyla dolu olacaktı. Ancak şu anda tam dolu olmayan iki tepsi var sadece. Çünkü talep yok. Maliyetler arttığı için bu da tatlı fiyatlarına yansıdı. Örneğin fıstığın fiyatı %30-40 oranında zamlandı. Bu da fıstıklı tatlıların kilosunu 110 liradan 140 liraya çıkardı. Normal Ramazan olmuş olsaydı, normal bir salonumuz açık olmuş olsaydı bu kadar çeşit değildi. Şu anda menümüzde gözüken bu tatlı çeşitlerimizin hepsi olacaktı. Talep fazla olmayınca fazla getirtemiyoruz tabii ki. Her şeyi azalttık, tatlıyı da azalttık. Daha sık alıyorduk, şimdi daha az alıyoruz. Tatlı maliyetleri bazı kalemlerde geçen yıla göre iki katını bile aştı. Elektrik, su, doğalgaz derken tatlıcılar fiyat arttırdı. Eskiden mesela fıstığın kilosu 100 lira alırdık, şimdi 200 lira. Cevizin kilosu eskiden 30 liraydı, şimdi 70 lira, 80 lira. Bir torba unu alırdık eskiden 70 lira, 80 lira, şimdi 200 lira yakın. Şimdi yağ da zaten aldı başını gidiyor. Eskiden kuyruk oluşurdu. Kuyruk namına keyisini göremiyoruz. Çok pahalı. O yüzden rağbet az olabilir yani. Evet, siz alıyor musunuz?
Doğum günü vardı, mecburen aldık. Çoğu tüketici eskisi gibi ağzı tatlansın diye değil, mecbursa alıyor tatlıyı. Baklava fiyatları, şerbetli tatlılar 120 liradan başlıyor, 160 liraya kadar çıkıyor. Şimdi biz 90 liraya satıyorduk, şu an ondan sonra 120 lira ama Gaziantep'te 140 liraya satıyorlar. Biz gene yansıtmamaya çalıştık ama... Yağız Efe hesabından günaydın demiş izleyicimiz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Siz olduğunuz sürece biz de burada olacağız. Haberleri, gerçek haberleri, Türkiye'nin gündemini aktarmaya devam edeceğiz. Bir izleyicimiz, hemen isminize de bakmak istiyorum. Mahide Şahin Yanık diyor ki, İlker Bey, kızım öğretmen, 8. sınıflara yüzde ders veriyor. Haftada 3 gün okula gidiyor ama henüz aşı olamadı. Lütfen artık onlara da aşı yapsınlar. Önemli bir hatırlatma. Hani ilkokul öğretmenleri, onlar aşı olabiliyor. 8. sınıflar, 12. sınıflar, onlar yüzde eğitime devam ederken henüz aşılanamadılar. Bunun hatırlatması. Bir başka izleyicimiz ağır yük başlığı altında şunu söylüyor. Maalesef özel sektörde çalışanlarda aşı yok. Toplu bir şekilde aşının yapılması gerekmiyor mu diyor. Bunu hatırlatan bir isim siyasetçi, Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt. Hemen bir aktaralım onu da. Aşı sıralaması ve önceliği yeniden belirlenmeli. Vatandaşla her an yüz yüze gelen çalışanlar, güvenlik güçleri, zabıtalar, kuryeler, postacılar, banka çalışanları, market çalışanları, akaryakıt çalışanları, yerel gazeteciler, garson ve komiler acilen aşılanmalı. Yani vatandaşla kim yan yana geliyorsa onların hızlı bir şekilde aşılanması gerekiyor. Bir siyasetçi Cemal Enginyurt bunu hatırlatıyor. Ve Profesör Doktor Fatih Tank, onun paylaşımı. Milyon nüfusta yeni vaka sayısı grafiği. Bu grafiğin Türkçesi şu. Hemen hem paylaşımı görelim hem de grafiği paylaşalım sizlerle. Türkçesini de anlatıyor Fatih Hoca. Günlük yeni vaka sayısı nüfusa orantılandığında Amerika Birleşik Devletleri'nin yaklaşık 3 katı vakamız var. Artış görüldüğü üzere 7 Mart itibariyle hızlanıyor. 2 Mart'ta bir hani açılma, sonrasında 7 Mart'tan sonra ne kadar ciddi bir vaka artışını gözlemliyoruz. İşte bunu da yine Profesör Doktor Fatih Tank bizlerle paylaşıyor. Şimdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Haftası'na da giriş yapıyoruz. Çocuklarımızı ilgilendiren bir paylaşımımız, bir haberimiz, duyurumuz var aslında. Çocuklar için bir sinema ve sanat festivali 23-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek. 4. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali pandemi nedeniyle online olacak, ücretsiz olacak ve bu yıl konu başlığı ekoloji ve barış. Anne babalar da yine bu festivalde unutulmadı. Bunun çağrısını hemen sizlerle paylaşalım. Uluslararası Çocuk Diyarı Film Festivali 23 ve 28 Nisan tarihlerinde çevrimiçi olarak Türkiye'deki bütün çocuklara erişebilecek. Ankara merkez olmak üzere bu bir yıl içerisinde 8 bin çocuğa erişmekte. Sinema ve bir sanat festivali. 20 kadar ülkenin dahil olduğu, her yıl 60'ın üzerindeki çok sayılı dünya sinemasını çocuklarla buluşturmakta. Bu festivali ücretsiz gerçekleştirmekteyiz. Ücretsiz gerçekleştirerek her çocuğu bu festivalin kapısından içeri sokma gibi bir hedefimiz var. Çocuklar kendi filmlerini yapıyorlar. Ellerine kamera alıyorlar, senaryolarını kendileri yazıyorlar, filmlerini çekiyorlar ve yine çocuklarla buluşturuyorlar. Ücretsiz bu festivalimize Çocuk Diyarı Film Festivali Facebook hesabımızdan ve Instagram hesabımıza erişerek linklerimizle oradan buluşabilecekler. Bu adresleri bu sosyal medya mecrasından vereceğiz. Bu festivale çocuklarımızı, ebeveynlerimizi, gönlü çocuk olan büyüklerimizi, herkesi davet ediyoruz. Efendim şimdi umut veren bir haberle devam edeceğiz. 6 yaşındaki Dora. Bugün ne yapmak istersin Dora? Ne yapalım, bugün ata binmeye gideceğiz. Çok şeyi yapıyor, evet, yapamayacak denilen her şeyi yapıyor. Doktorlar ona sadece yatar tavana bakar dedi ama Sevgi'nin iyileştirici gücü bir kez daha kendini gösterdi. Serebral palsi, yani beyin felci hastası olan 6 yaşındaki Dora, ailesinin özverisi ve terapilerle elini kaldırmaya, söylenenlere tepki vermeye başladı. Ne giymek istersin Doriş? Hangisini giymek istersin? Ha? Hangisini?
O sosyal medyanın pamuk prensesi lakabıysa Doraliçe. Amerika'dan, Avrupa'dan, dünyanın her yerinden takipçileri var. Çünkü Dora'nın öyküsü beyin felci hastası tüm çocuklara ve ailelerine umut oluyor. Dora Plezanta'dan erken ayrıldı. 34 haftalık ölü doğup canlandırdılar. Ölü doğup canlandırıldığı için hareket merkezi, ön lobları tamamen hasarlı. Dora hiçbir şey yapamıyor aslında. Oturamıyor, dönemiyor, yürüyemiyor, konuşamıyor, eliyle bir şey tutamıyor, yutamıyor, hortumla besleniyor. Ama biz ona sevgiyle, onun çocuk olduğunu bilinciyle her şeyi, başka yapamadığı başka şeyleri yaptırıyoruz. İşte Dora yüzüyor, Yunus'la yüzüyor, ata biniyor. Dora'nın yapamaz denilen hareketleri yapmasının sebebi mutlu olması, ailesinin ona olan sevgisi, buldukları terapi yöntemleri Dora'nın hayat kalitesini artırıyor. Fizyoterapistler bize dedi ki Dora hep böyle elleri yukarıdaydı. Böyle kabarık kıyafetler giydirince onlara dokunmak için şimdi böyle dokunduğu gibi ellerini aşağı indiriyor ve orta hatta buluyor. Aslında bu bir terapi çeşidi ona giydirdiğimiz kıyafetler. Ojeleri de ellerini hep böyle kapalı tutuyor Dora. Ama ojeni gösterdiğince elini açıyor. Normalde açtırmaya çalıştığınızda daha çok yumruk yapıyor. Ama ojeni gösterdiğindeği zaman mutlu olduğu için ellerini açıp ojesini gösteriyor. Aslında giydirdiğimiz ve yaptığımız bir sürü şey tamamen terapi amaçlı. Dora'nın annesi İlke Tüzüner, beyin felci hastası çocukları olan ailelere sabırlı olmalarını, onları mutlu edecek yöntemler bulmalarını tavsiye ediyor. Yapacağınız tek şey onu sevgiyle mutlu büyütmek. Başka onun için yapılacak tedavi de yok dediler bize. Biz de o günden beri tamamen onu mutlu etmek adına yaşıyoruz. Karar Gazetesi, Karar Gazetesi'nde yer alan bir haber, aynı zamanda hepimizin de bir hatırlatması olsun, söyleyemedim. İftardan sonra aşıya, odalar boş kaldı, hocalar çağrı yaptı, aşılamada 3 ay geride kaldı. 2 doz uygulanan kişi sayısı 8 milyona yaklaştı. Ramazan'ın gelmesiyle aşı odaları boş kaldı, uygulama saati 24'e kadar uzatıldı. Fırat Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor İrfan Kaygısız vatandaşa çağrı yapıp iftardan sonra randevularını alıp aşılarını yaptırabilirler dedi. Yani aşıyı lütfen ihmal etmeyin ve iftardan sonra da, gerçi hani aşı orucu bozmaz, yani İşçileri Başkanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklamaydı. Ama yine de bir endişeniz varsa iftardan sonra gelin ve aşınızı yaptırın. Fadime Hanım, hani az önce bir başka izleyicimiz yazmıştı. Fadime Hanım da yazmış. Oğlum 8. sınıfta, 5 gün okula gidiyor ama hala öğretmenleri aşılanmadı. Neden? Hani 8. sınıflar, 12. sınıflar. Çocukları acaba ve öğretmenleri de riske etmiyor muyuz? Günlük vaka sayılarını acaba yönetenler görmüyor mu? Onların aşılanması gerekmiyor mu? Hatırlatması. Tekrar söyleyelim. Günlük vaka sayısı 17 Nisan 2021 tarihi 62.606 vaka var. Yapılan test sayısı biraz düşük. 319.316. Hastanelerde tedavi gören hastaların sayısı 2973, 3000 sınırında. Vefat sayısı 288 ama Türk Tabipler Birliği'ne göre bu vefat sayısı az, daha fazla ve açıklanmadığını, şeffaf bir şekilde açıklanmadığını söylüyor Türk Tabipler Birliği. Özetle günlük vaka sayısı 60 binin üzerinde. Bu kadar kısıtlamayla, yani tam kapanma yerine böyle kısıtlamalarla ne kadar başarılı olunabilir, bunun tartışması da devam ediyor. Ama dönüp baktığımızda salgın kontrolden çıktı da deniliyor. Şimdi hemen böyle memleket turu yapacağız demiştik. Bir Antalya'ya götürelim sizleri. Antalya'dan bir tarih nöbeti. Sıradaki haberimiz. Geldiği gibi giderler. Bu da tarih nöbeti. Jandarma binlerce yıllık tarihi eseri almak istedi. Köylü üstüne oturdu, vermeyiz dedi. Ya ne demek ya bu köyün simgesi abi? Antalya'nın Korkuteli ilçesi Osman Kalfalar köyünde Roma dönemine ait 21 tarihi eser jandarma ve vatandaşlar arasında gerginliğe neden oldu. Daha önce köylerinde çıkan pek çok eseri çeşitli müzelere yollayan köylüler köy meydanında kalan bir parçayı vermek istemiyordu. Ancak sosyal medyada paylaşılan ve tarihi esere zarar verildiğini gösteren görüntü yetkililerin dikkatini çekti. Şuradaki tekneliğe boruyu, 2 metrelik boruyu, plastik boruyu görmüş. Demiş ki Osman Kalfalar tarihi betona gömdü. Yapılan yanlış. Yasa dışı bunlar. Vatandaşın işi değil.
Asat'ın işi. Asat yaptı bunu. Köylüye mal ettiler bunu. Köylülerin iddiasına göre sorumlu kendileri değil, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin de. Elmalı Müze Müdürlüğü eserlerin müzeye kaldırılması için çalışma başlattı. Jandarma kamyonla geldi köye. Ama köylülerin tarihi eserlerini de vermeye niyetleri yoktu. O zaman her gelen gelsin alsın yesin bir şey. Biz buradan bunları alma bitirelim. Gerginlik tırmandı. Jandarma güvenlik şeridi çekti. Köylü tarihi eserin üzerinde nöbete durdu. Kedese yıksınlar, bizi gömerler öyle götürürler. Bu da şimdi tarihi bir eser, bu köy korunuyor da. Bir köyümüz, hepimiz de talip çıkıyoruz. Vermek istenmiyor. Zakla taşınmış bu taşlar buraya. Sonuçta olay çözüme ulaşmadı. Müze yetkilileri durumu değerlendiriyor. Bu ilginç çekişmenin ortasında paylaşılamamak da binlerce yıllık tarihi eserin kaderine bir satır daha ekliyor. İller arası isteğe bağlı yer değiştirme istiyoruz. Seslerinin duyulmasını isteyen yaklaşık kadrolu 20 bin öğretmen var. Bu arada bir son dakika yandı. Hemen o son dakikanın ne olduğuna da bakmak istiyorum. Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor deniliyor haberde. Hemen bir spotuna bakayım. Milyonlarca özel sektör çalışanı ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, cumartesi günü çalışıp çalışılmamasına işverenin yönetim hakkı kapsamında belirleyebileceğine hükmetti. Yüksek Mahkeme iş ya da toplu sözleşmede iş yerinde cumartesi gününün hafta tatili düzenlenmemesi halinde iş günü olarak kabul edileceğine dikkat çekti. Fazla mesailerle ilgili de bir değerlendirme olabilir. Şimdi bir de Mersin'e gidelim. Hadi hayırlı olsun. Sahte balların sarstığı piyasada üretim yapmaya çalışan arıcılar belediyenin desteğiyle güç buldu. Mersin genelinde 708 üreticimize içerisinde bir adet arıcılık maskesi olan, bir adet arıcılık körüğü ve 3 kilogram peteğin olduğu arıcılık ekipman desteğini sağlamış oluyoruz. Petek alacak olan mesela bu hafta o petek almaktan vazgeçti. O maliyeti cebinde kaldı diyebiliriz. Körük alacak olan körüğünü yeniledi. Bunun sevincini görebiliyoruz çevremizdeki arıcılarda. Üretilen sahte ballar bal piyasasını fena vurdu. Girdi maliyetleri yetiştiricilerin belini büktü. Pek çok üreticinin kovan bozduğu bu günlerde arı yetiştiricilerine destek Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden geldi. 700 aşkın küçük üreticiye ekipman desteği sunuldu. Türkiye'de derin bir yoksulluk yaşanıyor. Zenginle yoksul arasında ciddi bir makas açıklığı var ve bu zor dönemde hem yoksulu desteklemek hem de patates, soğan çiftçisini desteklemek için devlet bir alım yaptı. Devlet o alımı yaptı ama o patatesin, soğanın dağıtımıyla ilgili ciddi eleştirilen görüntüler de ortaya çıktı. Hafta içinde görmüş olduğunuz fotoğraflar var. Hani bölgelerde, illerde, ilçelerde kaymakamların vermiş olduğu fotoğraflar. Bunlar tepki çekti. Bir de sizleri Şanlıurfa'ya götürelim. Şanlıurfa'nın Eyyubiye ilçesi ve orada dağıtım nasıl gerçekleşmiş? Efendim şimdi bir molaya gideceğiz. İşte görüyorsunuz Şanlıurfa, memleketin çeşitli bölgelerinde, illerinde hani hangi haberler varsa elimizden geldiğince paylaştık. Bir mola verelim ve son cümlelerimiz için yeniden geri dönelim. Günaydın bir kez daha. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyacağız. Kitaplarımızı gösterdikten sonra Bülent Şenver, Başardın, Protea Adası'nın Esrarı Zeynep Bugay, Tüm Şehirlerle Türkiye, Birden 81'e yazar Hande Hamdi'ye Ağırman'a ait bir kitaptı. San Francisco Kafası İrem Altu. Hemen. Gök Adalar serisi birinci kitap seyri defteri Fatih Cihat Köksal. Ve Ali Sirmen Cübbeli Vesayet Cumhuriyet Bilgeleri serisinden. Efendim kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta sonunda buluşuruz tekrar. Şimdilik hoşça kalın. Güzel, sağlıklı bir gün olsun.